İyi akşamlar. Bugün 19 Ağustos Pazartesi, saatlerimiz ise 21'i gösteriyor. Ekonomi Masası'yla karşınızdayız. Kurban Bayramı'nın üzerinden çok kısa bir zaman geçti ve Türkiye'deki turizmi konuşacağız konuklarımızla. Ben hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sağ tarafımda Cem Polatoğlu var. Tur Operatörleri Platformu basın sözcüsü. Hoş geldiniz efendim. Hemen sol tarafımda Ali Onaran, Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım. Adnan Değirmenci var. Onun yanında Turizm Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Sizler de hoş geldiniz efendim. Şimdi Kurban Bayramı'nın üzerinden çok kısa bir zaman geçti dedik. Kurban Bayramı turizm sektörünü nasıl etkiledi? Bu soruyla başlayalım. Ya Gözde Hanım, tabii Kurban Bayramı, Şeker Bayramı veyahut da yani tatiller her zaman için tabii seyahatin daha da arttığı dönemler. Şimdi uzun zamandan beri Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı yaz dönemine, yani yüksek sezona geliyor ve esasında birçok tesis, Türkiye'deki birçok bölgemiz zaten yoğun bir dönem yaşıyor. Bu senede yine öyle oldu. Ağustos ayında bir Kurban Bayramı yaşadık. Bizim zaten yoğun geçirdiğimiz bir dönem daha da fazla yoğunlaştı. Yani esasında iyi geçti diyebiliriz. Memnunuz. Genelde 9 günlük bir tatil değildi belki bu sefer. Perşembe, cuma tatildiydi ama hem haftalık tatiller hem de aynı zamanda o 4 günlük kısa tam bayram üzerine gelen tatiller ciddi bir şekilde yani kapasitelerimizi doldurduk. Onun için hani biz turizmci olarak hem Türkiye'deki oteller olsun, ulaşımcılar olsun, yani bence yani Türk pazarı olarak memnunuz diyebiliriz. Peki. Şimdi Kurban Bayramı tatili turizmin en yüksek sezonu olan döneme denk geldi. Ciroları nasıl etkiledi bu anlamda? Yani yüksek sezon evet, fakat Kurban Bayramı bunun üzerine artı bir doluluk oranı ya da ciro anlamında bir artı sağladı mı size göre? Elbette her zaman için Kurban Bayramı'nda veya bayramlarda doluluk oranları %100'e yaklaşır. Bu sene de öyle oldu. Ancak tahminimiz her sene olduğu gibi Kurban Bayramı'nın 9 gün olması üzerineydi. Biz de rezervasyonlarımızı 9 gün üzerine yaptık. 4 güne inince rezervasyon, elbette ki uçaklarda ve otellerde bir takım ufak tefek zararlarımız oldu. Biz istiyoruz ki tüm dünyada olduğu gibi, özellikle işte Avrupa'da olduğu gibi bu 9 gün mü 4 gün mü olacak poleminin ya da probleminin ya da bilmecesinin çok daha önce çözülmesini istiyoruz. Ona göre otel rezervasyonumuzu yapalım, uçak rezervasyonumuzu yapalım. Buna köprü derler bütün ülkelerde. Örneğin İtalya'da buna ponte derler. İspanya'da puente derler, bridge derler. 10 sene önceden bellidir İtalya'da hangi bayramın hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği. Ona göre de turizmciler veya işte otelciler, kim artık ilgiliyse bu konuyla, rezervasyonlarını ona göre yaparlar. Biz de bunu bilmek istiyoruz. Son güne kalıp da bu şekilde zarar etmek istemiyoruz. Peki. Ya vatandaşlar için de esasen çok pardon şey yapmak istiyorum, bir şey eklemek istiyorum Cem Bey'e. Vatandaşlar açısından da çok önemli bir şey Gözde Hanım. Evet. Çünkü şöyle düşünün, yani bir ay önceden o 4 günlük tatil uzatıldı diyelim. Siz de uçak biletinizi veya otobüs biletinizi almışsınız. Yani çok daha zor değil mi? Sadece memleketinize gidiyorsunuz diye düşünelim. Onun için Cem Bey çok önemli bir şey söyledi. Yani onun önceden belirli kurallar dahilinde olabilmesi esasında bence çok daha doğru olacaktır. Yani kesinlikle önemli bir nokta. Ufak bir ekleme yapayım. Mesela İtalya'da veya diğer ülkelerde nasıldır? Tek gün tatiller eğer salı veya perşembeye geliyorsa hafta sonuna bağlanır bir gün. Eğer uzun tatiller ülkesine göre 1,5 gün bir boşluk varsa, tatil olmayan, onu da hafta sonuna eklerler. Ben 10 sene sonrasını görebilirim. Bazı ülkelerde 2,5 gün bile bağlanır. Evet. Biz bunu istiyoruz. Sadece bilmek istiyoruz. Evet. Yoksa 4 gün olmasında bizim için mahsur yok. Ama bilmek istiyoruz. Peki ortalama konaklama sürelerine bakıldığı zaman Kurban Bayramı olması dolayısıyla bir düşüş yaşandı mı sizce? Tabi esasında bu sene yani eğer 9 günlük olsaydı tamamen çok daha uzun olacaktı. Bu sene ortalaması yaklaşık 5,5 gün bu bayramda, örneğin bizde ben rahatlıkla onu söyleyebilirim. Geçtiğimiz bayramda yani 9 gün olduğu zaman, yani o köprü dediğimiz uzatıldığı zaman bu yaklaşık olarak 7 güne yakında, 6 küsür gündü. Tabii bir miktar düşüyor, yani o kısalıyor, yani birçok kişi bağlayamıyor, o bağlayamadığı zaman da azalıyor. Yani otelciler çok mutsuz değildir, çünkü otelciler özellikle de yurt dışı pazarını falan göz önünde bulundurursak ve özellikle hani güney kıyılarımızı düşünürsek, hani onlar açısından zaten sezon yüksek olduğu için belki sorun yoktu, ama tabii ki biraz kısaldı, doğru. Peki. Şimdi otelcilik anlamında konuştuk. Doluluk oranları gayet iyi dedik ama taşımacılık anlamında da konuşmak istiyorum.
İstanbul Havalimanı ile alakalı bir haberimiz vardı. Bayramda doluluk oranının %92 açtığından bahsetmiştik biz. Türk Hava Yolları bayram tatilini kapsayan 9-18 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 380 bin yolcu taşımış ve başarılı bir operasyona imza atmış görünüyor aslında. Karayolu taşımacılığı tarafına baktığımız zaman Kurban Bayramı nasıl geçti? Evet, bizde karayolu taşımacılığında da 4 ile 14 arasında 10 günlük süre içerisinde yaklaşık 4 milyon yolcu taşındı karayolunda. Yani bu normal günlük yaptığımız seferlerin yaklaşık %18 daha üzerine çıkarak gerçekleşti. Bu da yaklaşık günlük 270 bin sefere tekabül ediyordu. Dediğiniz gibi yeni havalimanına günlük yolcu hareketi tahminen 90 bin civarında. Karayoluyla taşımacılıkta hem turizm hem şehirler arası ikisi bir araya geldiği zaman biz şehirler arasında 8 bin araçla hizmet veriyoruz normal sezonda, normal günlerde. Ama bu 10 günlük sürede Ulaştırma Bakanlığı'ndan müsaade alarak turizmde kullandığımız otobüsleri de şehirler arasında kullanmak için yetki alıyoruz. Bu 10 günlük süreçte o yetkiyle birlikte ancak insanlara cevap verebildik. Gerçekten güzel bir bayram geçti. Bu sene doluluk oranı çok fazlaydı. Hatta ilave açacak araç bile bulamadık. Bu aslında bizim firmalarımız için de iyiydi. Neden? Doluluğu bir güne değil, 3-4 güne yayma imkanı buldu. Böylelikle taşımacılık sektörü de bu bayramda aslında güzel iş yaptı diyebiliriz. Evet, peki. Şimdi yakın zamanda aslında turizm anlamında İstanbul olarak düşünürsek bir canlılık kazandıracak bir organizasyona ev sahipliği yaptı Vodafone Park. Süper Kupa finali gerçekleşti ve İngiltere derbisi gerçekleşti o tarafta. 50 binin üzerinde İngiliz taraftarının İstanbul'a geldiğini biliyoruz. İstanbul tanıtımına da aslında çok büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz bu anlamda. Dünya geneline baktığımızda da 2,5 milyar insan bu derbiyi izledi sonuç olarak. Ve İstanbul'a kattığı reklam değeri olarak konuşmak gerekirse orada da 1 milyar lira olduğu söyleniyor. Taraftarların harcamalarına bakarsak 50 bin taraftarın da toplam 100 milyon euro harcamış olduğu yine bilgiler dahilinde. Bu organizasyonların yani Türkiye tanıtımına ve ekonomisine katkısını nasıl değerlendirmelisin? Çok büyük. Yani maddi değer olarak baktığınızda dediğiniz gibi rakamlar çok yüksek. Bu nedenle bu tür organizasyonlara daha çok atılımcı olarak başvuruda bulunmalıyız. Ve bunun içerisinde gereken ne gerekiyorsa yani belediye, turizm, seyahat ajantaları, TÜRSAP ve bakanlık ne gerekiyorsa tanınım için gereken bütçeyi ayırmalı diye düşünüyorum. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, yani Cem Bey'in söylediği gibi yani bu tür tanıtımların bence değeri biçilemez diyeceğimiz konu noktada. Yani hakikaten siz biraz önce 1 milyar dediniz. Yani belki de 10 milyar. Çünkü hakikaten o kadar katma değeri yüksek oluyor ki siz istediğiniz kadar işte çantanızı alıp gidin veyahut da televizyonlarda reklam yapın. İşte o ülkede billboardlarda gözükün. Bu doğal reklam çok daha artı katkıya sahip. Onun için de aynen ben de kesinlikle katılıyorum. Çok ciddi katkısı var. Ya bizim ülkemizin Gözde Hanım çok turizm açısından çok iyi bir ürün Türkiye. Yani herkes katılıyor herhalde buna. Yani biz hakikaten esasında biraz daha kendimizi farklı noktalarda da gösterdiğimiz zaman bizim ülkemize geldiği zaman turist zaten mutlu. Bizim ülkemiz hakikaten çok iyi bir turizm ürünü. O bakımdan dolayı çok doğru. Keşke birçok daha turizm organizasyona ev sahipliği yapsak da kendimizi böyle farklı mecralara tanıtsak. Çünkü bu tür tanıtım, doğal tanıtımlar direkt reklamdan kesinlikle çok daha fazla katkı sağlıyor. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye yüz ölçümün büyüklüğü bakımından baktığınızda bugün İstanbul'dan çıkın Doğu Anadolu'ya seyahat etmeye kalkın. 4 mevsimi neredeyse yaşayabiliyorsunuz bu ülkede. Yani sadece İstanbul olarak değil tüm Türkiye'nin bu güzelliğinin de vurgulanması, tanıtımda kullanılması gerekeceğini düşünüyorum. Peki spor faaliyetlerinin baktığımız zaman turizmde ciroya dönüşmesi konusunda yeterli miyiz sizce? Yani ciroya dönüşmesi açısından ya şöyle söyleyeyim biz olimpiyatlara biliyorsunuz o zamandan beri girmeye çalışıyoruz. O işlerde tabii çok politik noktalar var. Sonuçta belki hala daha istediğimiz şeye gelemedik. Yani harcanan paranın sonuçta ben karşılığının geldiğine eminim. Yani çünkü hep tartışılıyor. Siz şimdi
ekonomik programı yapıyorsunuz. İşte bir olimpiyat için şu ülke şu kadar para harcadı. Acaba karşılığını buldu mu? Yani ben birebir karşılaştırmamak gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun devamı var. Yani orada siz kendinizi gösterdiniz. Evet, belki sadece 500 bin kişi veyahut da 5 milyon kişi geldi ama onunla bitmiyor. Doğru değil mi? Yani onun devamı var. O süre geliyor. Yani onun için o çok örtüştürmek bence doğru değil. Yani ben onun katma değerinin devam ettiği düşüncesindeyim. Yani bu tür spor faaliyetleri büyük bir oranda bence bize artı sağlıyor diye düşünüyorum. Peki. Spor turizmin de getirisi çok büyük. Bundan 7-8 sene evvel biz 600'ün üzerine futbol takımını ara dönemde Türkiye'de ağırlıyorduk. Şu anda bu sayı 200-300'lere kadar indi ama yakın bir zamanda rakamın tekrar 600'lere geçeceğine eminim. Umarım. Peki, şimdi 11. Kalkınma Planı'ndan bahsedeceğim. O tarafta turizmle ilgili ciddi hedefler mevcut en son açıklanan planda. Ki baktığımız zaman ekonomik anlamda Türkiye'ye çok büyük destek sağlayan sektörlerden biri turizm. İçinde bulunduğumuz dönemle alakalı da konuşacak olursak. Şimdi planla alakalı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kanun teklifinin TBMM'den geçip yasalaştığından bahsetmiştik. Sizin ajansla alakalı beklentileriniz nelerdi? Ya, ajans çok doğru bir şey. Esasında çok uzun zamandan beri de konuşuluyordu. Yani biz hep diyorduk ki kendi sektörümüz olarak yani tanıtımın biz de içinde olalım. Yani sadece Ankara'dan yapılmasın bu tanıtım. Bizler de turizmin oyuncuları olarak biraz daha yakın olalım buna diyorduk. Esasında ajans biraz bunu sağlıyor. Eksikleri bence var. Burada bu ajansın gelirinin yanlış hatırlamıyorsam yarısını biz turizmciler yani otelciler, taşımacılar, ve turizm ajantaları ödüyor. buradan elde edilen gelirin de nasıl kullanacağın içinde de yine turizmin paydaşları var. Yani bu çerçevede baktığımız zaman bence güzel bir şey. Ama işte Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği doğrudan yok örneğin şu anda. Eksikler var. Dediğimiz Otelciler Federasyonu doğrudan yok. Yani buraları taşımacılar galiba... hiç yok. Yoksunuz değil mi? Evet, maalesef biz ben biraz o konuda şunu söylemek istiyorum. Şimdi turizm dediğiniz zaman 3 bacak üzerine turizm kurulur. Yani yeme içme, konaklama ve taşıma. Tabii. Şimdi 3 bacağımdan bir tanesi burada eksik mesela. Biz taşımacılar olarak buradan... İstiyoruz ki bu tür şeylerde bizim de şeyimiz katkımız Seyahat olacaktır. Seyahat ajantaları da doğrudan şu anda yok. Yani şu anda yeni kuruluş aşamasında olduğu için diyelim Adem Bey. Bence onlar evet. Tamamlanacaktır herhalde. Yani eksikleri var ama yani örnekleri bunun dünyada var. Hakikaten de faydalı noktalara gelinebiliyor. Belki bazı içinde küçük oynamalar yapılması gerekiyor diye düşünüyorum en azından. Daha yeni bir, daha bebek konumunda ama faydalı olacaktır. Örneğin neler değiştirilebilir? Otellerin veya seyahat ajantalarının ciro bazında katkı sağlamanı istiyorlar. Halbuki işte büyük tur operatörlerinden biri aramızda senelik net karı %1-1,5 olduğunu söylüyor Ali Bey. Evet, ciro çok yüksek ama eğer bu cironu siz %1'e yakın 0.75 gibi bir rakamını eğer tanıtıma verirseniz bu karınıza %7-8 gibi bir ekleme yapmanız anlamına geliyor. Bu da çok olumlu etkilemeyecek. Oteller için de aynı şey söz konusu. Onlar da ciroların %1'ini verirlerse, taşımacı da siz anlatın, %1'ini verirlerse fiyatlarına %5-10 arası eklemek durumunda kalıyorlar. O zaman uluslararası mekanlarda kendilerini daha güç durumda hissedeceklerdir pazarlama konusunda. Şeylerden biri bu. Dünyadan aslında örneklere bakıyorsunuz. Mesela... bu tür ajanslara katkıyı turistler de sağlıyor. Nasıl katlıyor? Sağlıyor. Gece başı konaklama ücreti ödersiniz siz İtalya'da gittiğiniz şehirlerde. Şehir vergisi gibi bir şey vardır otellerin aldığı bastınız. Onu alabilirsiniz. Üstelik semtlere göre derdi. Mesela Roma'ya gittiğiniz vakit Roma'nın merkezinde kalırsanız hani çok daha kişi başı 3 eurodur ama işte dışarıda kalırsanız 1 eurodur. 1 eurodur gibi bir rakamları vardır. Yani turistin de buna katkısı olması gerekiyor. Sadece hani bizlerin katkısı olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, şimdi 2019'u değerlendirecek olursak, yılın ilk 7 ayını ve Ağustos ayını ele alacak olursak, turizm sektörü nasıl geçti bu zamana kadar?
Ya şimdi ikiye bölüyorum ben. Şimdi turizmi bir Türk pazarı olarak bakmak gerekiyor. Bir de yurt dışından gelenler olarak bakmak gerekiyor. Yurt dışından gelenler açısından esasında iyi bir yıl geçiyoruz. Altın yıla doğru artık gidiyoruz. Yani 2014-2015'ler harikaydı biliyorsunuz. Sonra yaşadıklarımız dolayısıyla bir zor dönem geçirdik. Ama yani 2019'da artık biz 2014'lere yaklaşıyoruz. Hatta kişi sayısı olarak geçiyoruz ama daha düşük fiyatla ürünümüzü sataraktan geçiyoruz. Yani o konuyu belki konuşabiliriz. Daha gelir olarak evet girdiyiz ama turist var. Ülkemizde otellerimizin doluluk oranı fena değil. Yani 2019 bütün bu yaşadıklarımızdan sonra bence bir sıçrama yılıydı. Kötü gitmiyor. Gelir konusunu bence ayrıca konuşmak evet. gerekiyor. Türk pazarına dönersek. Yani Türk pazarı o kadar iyi değil. Yani Türk pazarı niye o kadar iyi değil? Bir defa her şeyden önce iki tane seçim yaşadık bu ilk 6 ayda. Yani hatta bir tanesi tamamen sürpriz bir seçimdi. Yani yerel seçimler 31 Mart'tı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam sonra arkasından bir de 23 Haziran dedik. Onun için o belirsiz ortamda Türk pazarı bir böyle bir yavaşladı. Onun için Türk pazarı ilk 6 ayda örneğin geçen senenin 6 ayla kıyasladığımız zaman bence yani yüzde belki 6'lar 7'ler gibi eksi de kapamıştır diye düşünüyorum. Bunu yaklaşık olarak söylüyorum. Tam elimde net rakamlar yok ama hani geçen senenin üzerindeyiz mi diye sorarsanız geçen senenin bence üzerinde değiliz. Türk pazarı olarak yani Türklerin yaptıkları seyahatler olarak diye söyleyebilirim. Peki. Eklemek ister misiniz? Evet. Ben de katılıyorum. 2019 yılı geçtiğimiz yıllara göre biraz daha iyi. Biz taşımacılık açısından baktığımızda gerçekten D2 belgeli dediğimiz yani turizm taşımacılığında kullandığımız araçlarda şu anda tam kapasiteyle çalışıyor. Boş araç yok hemen hemen. Sevindirici taraf işte tur operatörlerinin de işte ağırlıklı pazar mesela Çin çok iyi. Şu anda Türkiye'ye turist geliyor Çin'den. Uzak Doğu'dan, Kore'den yani. Evet. Rakamlar gayet iyi. Turizm taşımacılığı açısından biz taşımacı açısından güzel, sevindirici hatta bir olay. Hatta otobüs bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda evet. Otobüs bulmakta zorlanıyorsunuz ama bunun da tabii geçmiş bu iki sene önceki durumdan dolayı ekonomik tabii sebeplerden ki. Dolayı evet. araçların azalması da burada etken kesinlikle. Oldu. Tabii insanlar borçlarını ödemek için araç satmak zorunda kaldı. Yatırım ama şimdi bu senede evet yatırım yapılamadı. Dövizlerin biraz evet. hareketli olması. Biz de tamamen araçları döviz endeksi alıyoruz. Onun için ama şu anda 2019 senesi çok iyi. Nazar değmesin. Mutluyuz yani taşımacı olarak, turizm taşımacıları olarak. Evet. Şimdi Çinli turistlerden bahsettiniz. Uzak Doğu turistinin yeni kaynak pazarı olma hedefi var aslında. Bu anlamda şaşırtıcı bir gelişme yaşadık mı sizce? Evet, şu anda Çin'in dışında hatta Japonya'dan da gelmeye başladı. Değil mi Cem Bey? Evet. Yani Ali Bey de tabii. bu konuda daha iyi şeyler söyleyeceklerdir. Hatta Amerika'dan da turistler gelmeye başladı diye ben bugün üyelerimizle bir iki istişare ettim. Telefon görüşmesi yaptım. Gayet güzel, olumlu şeyler aldım yani. Ya Avrupa azaldı. Avrupa pazarını evet. o eski günlerimize inşallah bir gün döneriz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Yani yakın çevremizi kaybetmememiz gerekiyor. Yani yakın çevre çok önemli. Bu dünyanın bütün gelişmiş, turizm olarak gelişmiş bölgelerinde hep böyle. Yani Amerika'ya giden turist en fazla okyanus aşırı gitmiyor. Veya İspanya. İspanya'nın turistlerinin %60 küsürü çevresindeki 4 ülkeden gidiyor. Yani bu Türkiye için de esasında böyle. Yani o 2-2,5 saat, 3 saatlik maksimum çevreyi çok dikkat etmemiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yanlış anlaşılmasın ama burada önemli bir nokta var. 2000'li yılların başında Türkiye'ye gelen turistlerin %70 Avrupa'dan geliyordu. Şimdi %40 Avrupa'dan geliyor. Yani burada çok ciddi bir değişim var. Ben demiyorum Avrupa'dan yerine işte Orta Doğu'dan gelen veyahut da Uzak Doğu'dan gelen turist daha iyidir veya daha kötüdür, böyle bir şey yok. Sebebi ne değişimin peki? Ya sebebi esasında biz bir ara biliyorsunuz bu 2016'daki yaşadığımız olaylardan sonra o şeyi kaybettik. Avrupa'yı kaybettik. Rusya'yı da 2015'te biliyorsunuz yine bir olaydan dolayı kaybettik. Rusya'yı kazandık ama Avrupa'yı tekrar tam kazanamadık. Yani özellikle Akdeniz çanağında biz ise İspanya, Fransa, İtalya mesela oralarda turist konusunda çok ciddi kayıplarımız oldu. Ve o bölgeyi hala tekrar toparlayamadık. Almanya yine keza öyle. İngiltere yine keza öyle. Ama yani yavaş yavaş artış var. Ama Almanya'da biraz yani bence çok yavaş gidiyor. Yani bizim o pazarlara tekrar yüklenmemiz gerekiyor. Çünkü Gözde Hanım çok önemli bir nokta. Bakın Çin
çok mutluyuz değil mi? Çin'den gelen turist harika, bu çok güzel. Ama Çin'den gelen turisti 10 saatlik bir mesafeden geliyor. Buraya getirmek o kadar kolay değil. Bir getirdiğiniz turistin bir ikinci gelme şansı da o kadar yüksek değil. Yani biz şu anda 500 bin turist falan getiriyoruz. Bence çok başarılı. Kesinlikle çok başarılıyız. Ama bunu 1 milyon yapmak çok zor. Fakat Almanya'nın 4 milyon turistini 1 milyon arttırmak veya 500 bin yani %10 arttırmak çok daha kolay. Onun için bunu da unutmayalım. Katma değeri de yüksek oluyor değil mi? Kesinlikle o tarafı da var. Yani Çinli turist çok çok iyi. Kesinlikle Japon turist çok çok iyi. Kesinlikle. Ama yakın çevremiz, yani yakın çevremiz derken ben bakın Gürcistan'ı da katabiliriz bunun içine. Bunun içine Yunanistan'ı katabiliriz. Yani Bulgaristan o kadar önemli ki. Çünkü Bulgaristan'dan gelen turist zaten size 3 defa, 4 defa gelebilir bir sene içinde. Onun için işin bu tarafında göz ardı etmemiz gerekli olduğunu ben hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Peki. Siz ne eklemek istersiniz? Çok doğru bir şey söyledi ama burada ne yazık ki bizlerin elinde olmayan politik faktörler de ön planda. Bunları çözmesi gereken kişilerin başında tabii ki bizler değil, büyüklerimiz dediğimiz işte politikacılar geliyor. Bu konuda bizlerle istişarede bulunur mu? Bizlerin bir katkısı olur mu? Her zaman bizler bu konuda açığız. Gereken neyse yapmaya hazırız. Yeter ki ülkemiz barış ülkesi olduğunu her yere ispatlasın. Tahmin ediyorum beklenti de bu. Bu yönde olduktan sonra turist gelecektir. Mesela bizim Ali Bey'le ortak olduğumuz dönemlerde çok yoğun bir İtalyan turist getirimiz vardı. Yani Türkiye'de hemen hemen bir numaraydık bu konuda. Şimdi baktığımızda çevrede İtalyan turist görmüyorum. Kapadokya'da İtalyan turist görmüyorum. Bunların bir şekilde telafi edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda biz turizmcilerin pek yapabileceği bir şey yok. Ben bu sene 3 tane İtalya'da fuara gittim. Ali Bey de katılıyor fuarlara ama hakikaten sanki akıntıya karşı yüzüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evet, peki. Tabii şimdi, politika çok önemli. Yani siz dediğiniz gibi yani Cem Bey bu konuda çok önemli bir noktaya temas etti. Yani bir noktadan sonra siz istediğiniz kadar uğraşın. O ülkeyle eğer dediğimiz gibi politik durumlarınızda bir sorun varsa aşmakta zor. Yani siz boşa kürek çekmiş oluyorsunuz. Hakikaten her şey keyifli olduğu zaman yani biz ülkemizi çok rahat pazarlarız. Yani başka bir şey yapmaya gerek yok. Yani yeter ki barış ortamı olsun. Ondan sonrasını hani biz hallederiz derler ya. Hakikaten biz hallederiz herhalde. Peki. Şimdi şeyi konuştuk. Yani bölge olarak baktığımızda asıl hani turist çerçevesi değişmiş, çehresi değişmiş bir şekilde. Avrupa'yı kaybettik diyorsunuz. İşte Asya pazarına biraz daha işte kaynak pazarı olma aşamasında dedik. Esasında kaybettik de demiyorum Gözde Hanım. Ama yani ciddi bir azalma oldu. Onu tekrar kazanmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani tam bir kaybedilmiş bir durum yok. Yani biz 4,5 milyon Alman getiriyorsak tekrar 4,5 milyona doğru gelmeye başladı ama yani o çok daha yukarıda olabilir. Örneğin artık Rusya 5,5 milyon oldu. Yani biz 2014'lerin gerisindeyiz. Yani oraya biraz daha galiba çaba sarf etmemiz, biraz daha yüklenmemiz lazım diye düşünüyorum sadece. Hangi bölge peki Türkiye'de daha çok ön plana çıkıyor bu aşamada? Ya yani yakın çevremiz şu anda hem Rusya çok ciddi bir şekilde öne geçti. Yani şu anda Antalya'ya gelen turistin her 4 turistten bir tanesi Rus oldu. Şimdi bu bir yerde fena değil, çok güzel de bir yerde sakıncaları da olmaya başlıyor. Yani, Türkiye'deki hani turistik bölgeler anlamında hangisi? Yani tabii çünkü şöyle düşünün. Yani Rusya bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalsa Antalya ne olur? Yani yumurtalarımızı farklı sepete koymak gibi bir şey değil mi aynı zamanda bu? Yani bütün yumurtalarınızı siz aynı sepete koyarsanız ve o sepette bir sorun varsa siz zarar görürsünüz. Biz bunu yaşadık işte bir uçak krizinden nerelere geldi Rusya biliyorsunuz. O zamanlar 4 küsur milyondu. Birden yok oldu, sıfıra düştü. Onun için dağılması işte hem Hindistan'dan turist getirelim, hem Bulgaristan'dan getirelim, hem Almanya'dan getirelim. Yani ne kadar dağıtabilirsek o kadar iyi. Tabii bu bir yere kadar, işte biraz önce söyledim, İspanya'ya gelen turistin %50'den fazlası 4 ülkeden geliyor. Ama ne kadar dağıtabilirsek o kadar iyi. Bir de tabii 2 aya sıkıştırmamak lazım turizmi, 12 aya yaymak lazım. Bunun da çareleri belli aslında. O konuda da biraz daha atak davranmak lazım. Peki neler yapmak lazım? Madem açtınız konuyu, derinleştirdim. Bakın daha düne kadar küçümsediğimiz sağlık turizmi, hani saç ektirme olayından bahsedeyim size. Bugün sağlık turizminin Türkiye'deki cirosu 2 milyar dolara yaklaşıyor. Bundan 15 sene evvel ya da işte 20 sene evvel Türkiye'nin turizm
Cirosu 2 milyar dolardı. Bugün sadece sağlık turizminden 2 milyar dolar bir ciromuz var. Üstelik katma değeri çok daha fazla. Saç ekimi için geliyor. Hakikaten baktığınız vakit hani onun yatırımı veya şeyi çok daha az. Yani geliri çok daha yüksek. İki, gastronomi turizmi. Bu çok önemli. Gastronomi turizmine gelen turistin diğer turistlere göre harcaması yaklaşık 7-8 katı. Bu da çok önemli. Üstelik gastronomi turizmine gelenlerin Temmuz-Ağustos gibi bir şeyi yok. Sağlık turizmine gelenlerin detaylı olarak inceleyeceğiz zaten. Tabii Temmuz-Ağustos gibi derdi yok. Adam özellikle sağlık turizmine kış aylarında gelmek istiyor. Gastronomi de herhangi bir ayda gelebilir. Bir de illa Antalya'ya gitmiyor gastronomi turizmi. Evet. Biliyorsunuz iki tane şehrimiz UNESCO gastronomi şehirleri seçildi. Şimdi Kayseri inşallah bunların arasına katacağız. Ve gastronomi turizmi de bayağı ilerleyecek. Tabii konuyu siz belirleyin. Estağfurullah. Hani detaylarını daha sonra inceleyeceğiz. Genel anlamda bahsedebilirsiniz diye. Doğru. Peki nitelikli turist kavramının çok fazla ön plana çıktığını konuşuyoruz bu anlamda ki kişi başına harcama ile alakalı beklentinin de 1000 dolar seviyelerinde bir hedefe tutturulduğu ile alakalı da konuşmuştuk daha önce. Bunun için neler yapılabilir? Yani nitelik turist kavramından ne anlamalıyız öncelikle ve nitelikli turist çekebiliyor muyuz biz? Yani nitelikli turist kelimesini tabii nasıl algıladığımıza bağlı ama tabii her şeyden önce şunu söylememiz lazım ki gerekiyor ki biz şu anda ülkemizi ucuza pazarlıyoruz. Yani şimdi ben size birkaç tane örnek vereyim. Önümde getirdim yanlış rakamlar vermeyeyim diye. Şimdi İspanya 1200 dolar elde ediyor gelen bir turistten. Yani şimdi hemen Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye şu anda 650 dolar elde ediyor gelen bir turistten. Şimdi İspanya'ya giden turiste işte konaklamasını yapıyor. 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız bir otelde. Yemeğini yiyor, işte geziyor, müzeye gidiyor. Benzerlerini bizim ülkemizde de yapıyor. Orada da alışveriş yapıyor. Bizim ülkemizde de bence alışveriş konusunda çok zenginiz. Her tür şeyimiz var. Yani turiste yönelik satabileceğimiz, turist buraya geldiği zaman sunabileceğimiz bir şeyimiz var. Ama biz 1200 dolar elde ederken İspanya biz neredeyse yarısını elde ediyoruz. Bu arada bir de şunu da söylemek gerekiyor. Bu rakamlar yaklaşık 7-8 sene önce İspanya 1050 dolarlarda 1100 dolarların dahi altındayken biz de 800 dolardayken biz geriye gittik. İspanya ise yukarıya gitmiş durumda. Bu Fransa için hatta Yunanistan için yani bizim rakiplerimiz Akdeniz Çanağı'ndaki diğer rakiplerle kıyaslandığı zaman 3 aşağı 5 yukarı böyle. Onlar Yunanistan dahi çok ciddi bir kriz hala yaşıyor komşumuz. Yine de daha yüksek bizden gelir elde ederken biz daha düşük fiyatla şu anda turist getiriyoruz. Pazarlıyoruz diyebilirim. Yani biz hem domatesi daha düşük fiyata veriyoruz, hem otelimizi, hem uçak koltuğumuzu. Yani burada esasında bir üzerine gitmemiz gerekli olan bence ciddi bir nokta var. Yani nitelikli turist gelir mi? Gelir. Ama çok şey var. Yani şunu da örneğin işte biraz önce konuştuk. Rus turist eğer bir otele çok fazla gelirse işte nitelikli dediğimiz veya işte daha fazla para harcayacak örneğin X ülke turisti o otele gitmekten imtina etmeye başlayabiliyor. Yani çok kolay değil bunların planlaması, bunların düşünülmesi. Ama Cem Bey biraz önce güzel bir şey söyledi. Dedi ki işte gastronomi turizmi var. Yani sağlık turizmi var. Yani bazı şeyler hakikaten çok daha yüksek gelir elde edebileceğimiz şeyler. İşte kuruyuz yani dediğimiz gemi turizmi. Nitelikli turist deyince aslında tabii kişi başına bırakılan döviz geliriyle alakalı bir nokta var. Evet, işin ekonomik maddi boyutu var. Fakat benim aklıma biraz daha faaliyet olarak farklı şeyler yapan turistler geliyor. Yani özellikle müze gezen, işte tarihi dokuları merak eden, daha çok kültür turizmi yapan. Oradan uzaklaşıyoruz. O biraz daha galiba uzak doğu turisti olmaya başladı. Yok, esasında bence bütün ülkelerde var olan bir şey. Yani Antalya'ya 2000 yılında gelen turist sayısından şu anda gelen turist sayısı arasında 5 kattan daha fazla artmış durumda. Başarılıyız, doğru değil mi? Çok güzel. Yani 19 yılda kat be kat turist sayımızı arttırmışız. Gelen turist mutlu, memnun. Antalya'nın muhteşem bir müzesi var. Antalya Müzesi bilmiyorum gittiniz mi? Ben 2000'den önce gitmiştim. 2-3 sene önce tekrar gittim. Daha da güzel, daha keyifli, daha zenginleştirilmiş.
Antalya'ya gelen turist 5 kat artmasına rağmen Antalya Müzesi'ne giden turist sadece yüzde, şimdi yanlış söylemeyin, %15 artmış. Şimdi demek ki biz her şey dahilen turisti getirmişiz, otele koymuşuz, dışarı çıkaramıyoruz. İşte burada bir yanlış yapıyoruz. Yani bunları biraz daha belki geniş çerçevede düşünmemiz gerekiyor. İşte acaba her şey dahil, bunu çok iyi yapıyoruz bu arada. Hani burada da şey yapmıyorum. Bunu konuşalım mı? Evet, tabii ki. Peki ben sorumu size yöneltmek istiyorum Adnan Bey. Her şey dahil sistemi yani yıllardır konuşuluyor ama Türkiye'de bu sistem nasıl işliyor? Yani yeterince efektif kullanılabiliyor mu? İyi bir yerde. Yani evet, Ali Bey'in dediği gibi her şey dahil sistemi Türkiye'de çok güzel işliyor aslında ama şeye baktığınız zaman diğer paydaşlara, işte otelden müşteriyi dışarı çıkaramadıktan sonra diğer turizm sektörüne iş gücü yaratan meslekleri olumsuz etkiliyor. Çünkü geliyor turist, sadece güneş, kum, otel, tam her şey dahil sistem. Dışarıya ihtiyacı yok. Belki bir eğlenmek için dışarıya çıkabiliyor. Ya da işte müzelere gitmek için, onun için de çıkmıyor. Yani, işte. Evet. Belki bir müzeye çıkartabilirseniz. Onun için bence nitelikli turist eğer kazanacaksa bu ülke, sadece güneş, kum değil, Antalya değil, Türkiye'nin diğer güzel yerlerine de ön plana çıkaracak tanıtımlar gerekiyor. Hı hı. Çünkü nitelikli turist gelirse biz de taşımacılar olarak buradan nitelikli olarak faydalanacağız. Tabii. Çünkü Ali Bey biraz önce söyledi, yani fiyatlar çok uygun, çok düşük fiyatta gelince ne oluyor? Tur operatörü bu sefer geliyor otelciye, otelciden sonra geliyor taşımacıya. En büyük gider kalemi turizmde konaklama ve taşıma. Şimdi biz neredeyse taşımacılar olarak aslında tur operatörleri sırtımızda taşıyoruz bazen. Yani öyle geliyor ki bir fiyat veremiyoruz. Bu iş olacak dediği zaman mecburuz, o işi yapıyoruz. Niye? Hepimizin bir beklentisi var. İşleri daha iyi olması, işte tur operatörünün işinin iyi olması, ülkemizin iyi pazarlanması, iyi tanıtılması. Buraya uçaktan indikleri andan itibaren de artık insanlar yürüyerek gitmiyor otele. Burada biz devreye giriyoruz işte. Ülkemizin güzel tarihi turistik yerlerini gezmeleri bizim için bir artı değer olacak. Onun için Ali Bey'e katılıyorum. Yani sadece her şey dahil sistemin dışına çıkması gerekiyor. Bu konu benim damarıma dokunan bir konu. Ben müsaadenizle şurada bir 3 dakika rica edeceğim. Arada bir çok yetkili arkadaşlarımız çıkıyor. Her şey dahil yasaklansın, her şey dahil yasaklansın. Bugün Türkiye'ye gelen 30 milyon turistin 25 milyonu. 40 milyon turistin 30 milyonu her şey dahil sistem için geliyor. Yani her şey dahil yasaklanınca o 30 milyonun bu arkadaşlarımız evde oturacaklarını mı zannediyorlar? Bugün yaklaşık 80-90 ülkede her şey dahil var. Bir tek Türkiye'de yok. Bütün Akdeniz çanağında var. İtalya'da bile var. Evet. Kayak merkezlerinde her şey dahil sistemi yapılmaya başladı. Evet, en iyi biz yapıyoruz, biz başlattık, biz geliştirdik ama o adamlar evde oturmayacak. Siz bu turistleri kovmak mı istiyorsunuz? Bu lafın yasaklanması, acı biber sürelim. Bir kere bunların ağzına acı biber sürelim. İki, evet burada yanlışlarımız var her şey dahilde. Mısır'a gittim geçenlerde. İnanın biz başlattık bunu ama adamlar çok iyi uyguluyor. Örneğin bir otelde 7 çeşit her şey dahil vardı. Platinden standart her şey dahile kadar. İşte platinde su sporları dahil olarak. Adamlar oraya koymuş standartlarını. İşte platinde şunlar dahil, altında şunlar dahil, gümüşte bunlar var. Standartta bilmem nerede, superiorda vesairede. 7 tane koymuş. Standartta nedir? İşte yemekte her şey dahil adamlarda. İşte bir üstü nedir bunun? Diyelim ki gold. Gold'da işte içki de dahil. Bir üstü nedir? Dışarıda da içki dahil. Bir üstü nedir? Bilmem ne dahil. Artık en üstünün kendine ait bir bungalovu var vesairesi vesairesi vesairesi. Biz belki bu şekilde her şey dahili yapabiliriz. İki, sadece 5 yıldızlı otellere her şey dahil hakkı verilebilir. Üç, şehir içinde dahi her şey dahillerimiz var. Bunların şehir içerisindeki her şey dahillerinde bir şekilde düzene konulması lazım. Ne iş var? Antalya'da 5 yıldızlı otelin şehir merkezindeki her şey dahil olmasına. Belki bu sistemin bu şekilde revize edilmeye ihtiyacı var ama yasaklanma lafını yasaklamak lazım. Ya, tabii canım ama. Ya hiçbir konuda esasında bu tür şeyler yasaklama doğru değil mi canım? Yani kesinlikle katılıyorum. Yani revize edilmesi gerekiyor ama galiba. Yani doğru. Hakikaten yani bu konuda biz bir defa Türk turizmi her şey dahil de buraya geldi. Yani şimdi bunları yatsımayalım. Yani bu %100 bunu kabul etmemiz lazım. Her şey dahil Türkiye dünyada en iyi uygulayan ülke. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani bence bunu
inkar edebilen hiç kimse olamaz. Bırakın turizmcileri, bence yani bu şey olur. Ama aynen Cem arkadaşımızın söylediği gibi bence revizeye hakikaten evet artık bir ihtiyaç var. Yani daha iyi nasıl ülkemize faydalı olabiliriz? Acaba nerelerine dokunursak bu her şey dahilin bize daha faydalı olabilir? Çünkü bazı şeyler var ki şöyle bir baktığınız zaman örneğin Çeşme'de küçük bir 10 odalı butik otel odasını 1000 liradan satıyor. 150 euro yapar. Antalya'da 5 yıldızlı işte 1000 yataklı bir otel ultra her şey dahili, biraz önce söylediği gibi işte o platinyum her şey dahil dediğimiz şeyi yine 150 eurodan satıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman hakikaten yani öteki tarafta o turist çok daha fazla dışarı çıkacak, öğle yiyecek, akşam yiyecek, kahvesini içecek, daha fazla taşımacılıktan faydalanacak, minibüse binecek, taksiye binecek vesaire vesaire. Onun için işin bu tarafını düşündüğümüzde yani öteki tarafın da daha bize katma değerinin yüksek olduğunu da görüyorsak bu tarafını düşünmemiz lazım. Üzerinde çok konuşabilir ama yani bazı revizeler, belki bazı daha iyi nasıl yapılabiliri artık bölgesel olarak düşünmek. Belki de sadece bunu Ankara'da değil. Bence Ankara yanlış bu konuda. Bence bu konunun üzerine biraz daha bölgesel gitmek gerekiyor. İşte Antalya belki yerel yönetimi buna bazı şeyler getirecek. İzmir diyecek ki biz başka düşünüyoruz, işte biz bu şekilde bir yola giriyoruz diyecek. Yani bunu Turizm Şurası yapılmıştı Ankara'da, orada konuşmuştuk. Yani bir şeyler gerekiyor, bu konuda bir şeyler daha yapılabilir, daha iyi olabilir kesinlikle. Bu nitelikli turist konusunda bir şey eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii, buyurun. Bakın, deniyor ki nitelikli turist gelsin tarihim. Bazıları bunu fakir turist gelmesin anlamında söylüyor. Yani backpackers dediğimiz sırt çantalı turistin gelmesini istemeyenler çıkmaya başladı. Hayır, bu denmek istemiyor. Unutmayalım ki Angela Merkel olsun, Margaret Thatcher olsun veya Amerikan senatosundaki bir sürü senatör olsun Türkiye'ye zamanında sırt çantalarıyla gelmiş insanlardır. Bir de şunu unutmayalım. Türkiye'ye gelenlerin Avrupa'da yapılan istatistiklere göre %85'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor. Gelmeyenlerin ise yine aynı oran %85'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyor. Ne demek bu? Yani Türkiye'ye gelenler Türk insanını tanıyor ve Türkiye'nin lehine bir şekilde oy veriyor. İşte ihracata katkısı olan mallarını kullanıyor vesaire vesaire. O yüzden biz fakir zengin ayırmadan her türlü turiste açığız. Elbette ki daha da zenginini, daha da niteliklisini getirmek için çaba sarf edelim. Ama bu fakir turist gelmesi anlamında değil. Şey çok doğru. Kategorilere ayırmak. Her şey dahili bile kendi içinde kategorize etmek belki biraz daha şeyi fark ettirecektir. Seçme, seçilme yani istediği şekilde. Ben ona katılıyorum sizin söylediğinize. Evet. Peki. Şimdi bu konuya devam edeceğiz. Bir telefon bağlantımız var. Onu alalım. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Herkese oradan selamlar ve sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi turizmde geri kalan 7 ayı nasıl değerlendirirsiniz? Ege yazı nasıl geçiriyor? Bunu soralım size öncelikle. Biliyorsunuz Kurban Bayramı tatilini geçirdik ve yaz sezonunun aslında yoğun olduğu bir döneme denk geldi. Hem yerli hem de yabancı turistin çok yoğun bir ilgisi vardı bayramda ve boş yer bulmak da pek mümkün olmadı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kurban Bayramı tatilini? Şimdi efendim Kurban Bayramı %100 doluluklarla kapattık. Bir kere bu çok sevindirici bir şey. Ancak biz özellikle hükümetten 9 güne çıkartılması konusunda istedik. Bunu isterken de bizim Sayın Bakanımızın dediği gibi otel doluluklarımızı arttırmak için değil. Veya 9 güne çıktığı zaman bir, metropol şehirlerden çıkıştaki trafiğin yoğunluğu. İki, tekrar dönüş esnasındaki trafiğin yoğunluğunu azaltmak. Üç, konaklama sektörünün dışındaki bulunan yan sektörlerin turizmden daha fazla pay almasını sağlamak. 4. Erken rezervasyon veya 9 güne yayılan tatilden vatandaşımızın daha ekonomik fiyatlarla otel konaklamasından faydalanmak. 5. 4 gün içerisine sıkışmış olan bir yoğunluğu 9 güne yayarak hem konaklama sektörünün 4 günün dışındaki o 5 günü ekonomik katma değer olarak kullanması, ama o 5 günün aynı zamanda benzin istasyonundan hediyelik eşyasından restorana ve taksisine kadar da ekonominin içerisinde bir can suyu ve katma değer yaratması için istemiştik. Ama Sayın Turizm Bakanımız bu konuda 4 günle sınırladı ve sadece otellerin doluluğuyla bunu sınırladı. Oysa biz burada 9 günü
tüm paydaşlarımız adına olmaklarını düşünerek talep etmiştik sektör olarak. Eğer 9 gün olsaydı şu anda Türk ekonomisine olan can suyu ve katma değeri 4 güne göre çok daha fazla olacaktı. Çünkü Kurban Bayramı mübarek bir bayramdır. Birinci günü dini vecibelerini yerine getiren değerli vatandaşlarımız 1 ve 2. günü zaten akraba ziyaretleri ve kurban kesimiyle uğraştıkları için geriye bir şey kalmıyor ve o geriye kalan 2 günde de aşırı bir talebin olduğu yerde de vatandaşlarımız yer bulmakta zorlanıyor. Oysa konaklama sektöründen daha çok turizmin tüm paydaşlarına işine yararda dokunsun. Ancak her ne olursa olsun sanayideki üretim göz önüne alınarak buradaki karşılıklı bir makasa bakıldığında üretimin daha iyi olacağı düşündüğü için hükümet 4 günlük bir karar aldı. Biz de ona saygılıyız. Ama buna rağmen şunu söyleyebiliriz. Fevkalade bir Kurban Bayramı doluluğu yaşadık. Bu zaten olmasının sebebi önceden de belliydi. Hem yurt dışı bu sene itibariyle ülkemize çok fazla bir talep gösteriyor. Onlardan kalan boşlukları da iç pazar doldurunca %100 dolulukları yakalamak hiç de zor olmadı. O yüzden dolayı da Kurban Bayramı bereketiyle geldi. Hem sektör adına hem de sektörün paydaşları adına gerçekten Kurban Bayramı bereketiyle geldi diyebiliriz efendim. Peki, yıl sonu için beklentilerinizi de alalım biz sizin. Yani 2019 yılı için turizm anlamındaki beklentileriniz nelerdir? 2019 yılına başlarken, özellikle ilk başta erken rezervasyonlarda çok ciddi bir yığılma vardı. Ancak daha sonra bir stratejik hata yaptık. O da şu, özellikle biz fiyat indirimine girmedik sektör olarak Haziran ayı itibariyle. Oysa rakiplerimiz İspanya ve Yunanistan'da ciddi bir fiyatta kırma gördü. Biz hızlı gelen rezervasyon akışını gördüğümüz için, bunun böyle süre geleceğini düşündüğümüz için, zaten 2016 ve 17'deki daralmadan dolayı fiyat indirimine girdiğimiz için bu açığımızı hiç olmazsa 19 yılında kapatalım maksadıyla da indirim yapmadık. Ancak rakiplerimiz bunu gördü. İspanya ve Yunanistan burada fiyat indirimine gitti. Yalnız altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Türkiye daha önce Mısır, Tunus, Fas ve bunun gibi ülkelerin bulunduğu ligden yavaş yavaş Yunanistan ve İspanya'nın olduğu resort'teki mes turizminin olduğu sınıfa doğru kayıyor. Bunu kayarken de bazı sıkıntılara yaşıyoruz. Biz bu sene de fiyat kırmayarak Haziran ayında bunu yaşadığımızı bir kez daha gördük ve biz 2018-19 yılının Haziran'ındaki fiyat kırmamanın dezavantajından rezervasyon yavaşlamasını Haziran, Temmuz, Ağustos'ta gördük. Ve bundan dolayı da bir yavaşlama oldu. Ama bu şu demek değil. Biz sezona başlarken gördüğümüz o fevkalade talebi baktığımızda 19 yılının tüm zamanların en iyi yılı olacağını öngörmüştük. Yine bu öngörümüz 19 yılının sonunda tamamlanacak. Fakat öngördüğümüzden biraz daha yüzdesel anlamda aşağıda kapatacağız. Doluluk oranları olarak olmasa dahi bile gelirlerde bu konuda biraz geride kalacağız. Bizim hedefimiz 2019 yılında 2015'in rakamlarını egale etmektir. 16 ve 17'de gerilediğimiz rakamlarımızı sektör fedakarlık yaparak müşteriyi kaybetmemek adına fiyatta yaptığı iskontoyu 19 yılında tekrar eski fiyatlarına getirmek istemiştir. Onun için böyle dirençli durmuştur. Ancak buna rağmen doluluğu yakalamamıza rağmen gelirlerde o müşteriyi yakalamak adına yaptığımız last minute'lerdeki indirimlerle biraz gelirlerimizde biz tam istediğimizi yakalamayacağız. Ama doluluklarda tüm zamanların en iyi rakamını kıracağız. Gelirlerde ise 2015 civarlarında dolaşacağız. Bu bile bizim yine ciddi bir daralma aşamasından geçmiş olmamıza rağmen turizm sektörünün ne kadar dinamik, kırılganlık eşiğini aşabilecek artık sektör yerine bir endüstriye döndüğünü, istihdamın ve döviz deposu olduğunun en büyük göstergesidir. Artık Türk turizmi gerçekten Türk endüstrileri arasında kendi yerini net bir şekilde koyduğunun göstergesidir. Bu konuda da rekabetçi ve dinamik ortamda söz sahibi olduğumuzun en büyük göstergesi 16 ve 17 yılındaki daralmada devlet sektör el ele vererek gerek Suriye'deki uçak düşme kriziyle, gerek kredi garanti fonlarının devlet tarafından sektöre verilmesiyle, gerek çalışan istihdam konusundaki verilen teşvikleriyle, gerek tanıtım konusundaki devlet sektör el ele vererek algı yönetimi, özellikle FETÖ ve özellikle terör örgütlerinin yurt dışındaki algılarını yenmek konusundaki devlet sektör el ele vererek yaptığı hamlelerle biz bunları aşabildik. Bu ise sektörün bir kompakt çalıştığını, devletle sektör olarak ortak bir noktaya doğru
bir duruş sergilerinin en büyük göstergesidir ve 2016 ve 17 yılı çift hanelerle büyüyen bir sektörün daralma anındaki gösterge etkileri gösteren en önemli bir etkendir. Zaten tam da bu noktada kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ersoy, Türkiye'ye yeni bir olguyla tanıştırdı. O da Turizm Geliştirme Ajansı. Biz 2016 ve 17'deki daralmayı gördükten sonra tanıtım hikayemizi değiştirmemiz gerektiğini, sadece Kültür Bakanlığı'na bağlı bir fonla bunu yapmamamız gerektiğini, özel sektöründe içinde olduğu ve dinamiklerinin olduğu, siyasetin veya hükümetlerin ve devletlerin içine olmadan ticarette turizm sektörünün bağımsız hareket edebilmesi için yeni bir kaynak ve yeni bir ajans yönetimine gidildi. Biz 16 ve 17'den aldığımız iki tane önemli ders var sektör olarak. Bunlardan bir tanesi tanıtımın özelleştirmeye dönülüp yeni bir kaynak çıkartılması. İki, iç pazardaki doluluk oranlarımızın, iç pazarın yüzdesel oranının %25'lere kadar çıkartılması gerektiğini gördük. Çünkü krize girdiğimiz zaman, daralmaya girdiğimiz zaman iç pazarın önemini anladık. 16 ve 17 daralmasından iki şey çıkarttık. Bir, tanıtım konusunda yeni bütçeler ve yeni kaynaklara yönelip daha özelleştirilmiş bir tanıtım aksiyonuyla Avrupa'ya karşı algı yönetimi yapmamız. İkincisi ise iç pazarın önemi ve sadece dış pazar Peki. satmak değil, iç pazarı da belli bir oran bırakmak olacaktır efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın İşler katılımınız için. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Her şey dahil sistemini konuşuyorduk ve sistemin tabii ki getirileri olduğu gibi bazı handikapları da var. Her şey dahil sistemine katılan turistleri otelden çıkarmak için neler yapmak lazım? Otelden çıkarmak için zor değil mi? Zor yani evet. Çünkü her şeyi içeride veriyorsunuz. Biraz önce Ali Bey söyledi. Eğlenmeye bile çıkmaya gerek yok. Çünkü her şey gerçekten ultra lüks şekilde tesislerimiz. İnsanlar dışarıya çıkma ihtiyacı duymuyor. Belki biraz daha tarihimizi ön plana çıkarıp insanlara merak uyandırıp onları otelden çıkarıp evet. yakın bölgelere gitmelerini, mesafelerin çok uzak olmadığını gösterip zaten lüks araçlarımızı biz sunuyoruz. Taşımacılıkta, turizm taşımacılığında Avrupa'nın da en genç filosuyuz bu arada. Yani yaklaşık 3 yaşında araçlarımız. Onun için belki tur operatörlerinin bu tarihi turistik bölgeleri özendirici bir takım programlar koyarlarsa otelden çıkmalarını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ya adam zaten onun için geliyor. Yani adam her şey dahil otelde yiyip içmek için geliyor. Yani adamı zorla dışarı çıkartamazsın. Ne yaparsın? Bir takım atraksiyonlar yaparsın ki adamı dışarı çıkartabilmek için veya her şey dahil içerisine belki de işte Antalya'ya geldiyse Side Aspendos'u, Perge'yi bilmem neyi içine dahil olarak bir her şey dahil de verebilirsin. Belki bu şekilde çıkartabilirsin. Ama öbür türlü adam her şey dahil ödemiş. Ne yapacaksın? Sen burada yeme içme yatma gel dışarı. Yani bu çok çok akılcı değil yani bu olay. Yani ben de olsam çıkmam Niye diye çıkayım, düşünüyor kardeşim. İnsan. Ama yani bana kadar... şöyle bir şey dersen. Kardeşim her şey dahil atıyorum kafadan 700 euro. Ama 800 euro ödersen sana Side, Aspendos, Perge turu da dahil. Verirsen bana ben bu tura katılırım. Bu şekilde bir sistem olabilir. Veyahut da işte 7 akşam yemeği var. Bunun 4'ü otelde, 3'ü de işte Antalya'da şu otelde balık, şu şu restoranda balık, şu restoranda işte kebap, şu restoranda da Anadolu yemekleri olacak şekilde. Bu şekilde verebilirsin. Bu şekilde insanları belki çıkartır. Her şey dahile gelen insanı bu şekilde çıkartabilirsin. Öbür türlü ben zaten dışarı çıkacak istesem niye her şey dahil otele gideyim? Bir sürü otel var her şey dahil olmayan. O otele giderim. Her şey dahile gidiyorsam her şey dahilden faydalanırım. Yani bu konuda çok fazla zorluyoruz galiba kendimizi. Peki bu anlamda şimdi baktığım zaman Kızıldeniz'de iyi uygulamaları olduğunu söylediniz. Özellikle paket anlamında Mısır'da her şey dahil sisteminin iyi işlediğini söylediniz. Siz de dediniz ki Türkiye'de en iyi işliyor bu sistem ama bazı açık noktalar da var anladığım kadarıyla. Bunların elimine edilmesi için hangi ülkeler mesela rol model alınabilir? Ya şimdi her şey dahilin ülkemizde en iyi yapıldığını şunu söylemek istiyorum. Hakikaten geldiğimiz noktada yani milyonlarca turisti biz o her şey dahil otellerine getiriyoruz ve çok başarılı bir şekilde ağırlıyoruz. Handikapı, kötü tarafı turist dışarı çıkmadan ülkesine geri dönüyor. Şimdi bunun için bence düşünmemiz gerektiği olan şey biraz daha farklı. Tamamen farklı noktadan bakmamız gerekiyor. Yani her şey dahil turizmi devam edecek.
o konsept yürüyecek, keyifle de gidiyor. Ama biz bu arada diyeceğiz ki, örneğin biraz önce Çeşme'den bahsettik. Diyeceğiz ki Çeşme işte muhteşem, keyifli bir yerdir. Kafeleriyle, işte restoranlarıyla, bin bir çeşit plajıyla. Bakın işte sadece burada bu plajda denize girmeyeceksiniz. İşte burada şu tür bir plaj var. Burada şu keyfi alacaksınız. Yani biz farklı şeyleri farklı şekilde pazarlayarak sadece her şey dahil dışında da bir şeylerimiz olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bunu öne çıkarmamız gerekiyor. Artık mikro düzeyde pazarlama yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye diye bir pazarlamanın ben anlamı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye peki, değil. Peki bence şunu yapmak da doğru değil mi? Mesela insanların zevkleri değişkendir yani. İnsanların nelerden hoşlandığını, o her şey dahil sistemi alan kişinin ya da kişilerin zevklerini de öğrenmesi tur operatörünün baştan ki ona göre değişik alternatifler, hoşuna gideceği programlar oluşturabilsin. Bu şekilde de insanları dışarıya çıkartma eğilimi olabilir belki. Şu var, biz şimdi kimseyi zorla bir yerlere götürmüyoruz. Mesela Japon turiste siz her şey dahil sistemini götüremezsiniz. Deniz günü güneşe götüremezsiniz şimdi. O kültür turlarına ağırlık verir. İtalya'nın yarısını belki götürebilirsiniz. Öbür yarısı kültür turizmine ağırlık verir. İngiliz'e her şey dahil sokabiliyor musunuz? Ne yapıyor adam? Bodrum'a gidiyor. Çünkü eğlenceyi seviyor, yeme içmeyi seviyor. Amerikalı'yı da her şey dahil otele sokamıyorsunuz. Amerika'nın da gittiği butik oteller vesaire. Gidiyor iyi bir restoranda yemek yemek istiyor vesaire. Bu da biraz da ülkenin kültürüyle alakalı. Ama Alman geliyor diyor ki ben gideyim. Bir sene çalıştım deliler gibi. Oturayım. İçkimi içeyim sabahtan başlayayım. Akşama kadar da yiyeyim içeyim denizime gireyim diyor. Yani şimdi de ülkenin kültürüyle, insanlarıyla da alakalı bir olay. Evet. Peki. Bu anlamda başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya en son şeyi söylüyordum, onu bitireyim. Yani ben ülkemizin pazarlamasında artık çok daha bölgesel, çok daha yöresel pazarlamanın öne çıkması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Yani bu örneğin İstanbul evet bir marka şehir artık oldu. İstanbul pazarlaması çok doğru. Ama hatta ben artık diyorum ki Balat ayrı, Pera bölgesi ayrı. Yani... Evet. Çok daha detay pazarlamak. Çünkü artık çağımızda çok kolay. İşte burada cep telefonlarıyla biliyorsunuz her tür şeye ulaşabiliyorsunuz. Her tür noktayı anında sizin önünüze getiriyor arama motorları. Onun için çok daha detay öne çıkarmamız gerekiyor. Ve bu detayları biz anlatabilirsek işte o zaman evet her şey dahil de belki durur ama çok daha farklı turisti de nitelikli turist derseniz, nitelikli diyelim onun ismine, ülkemize daha fazla gelmeye başlar bence. Peki. Şimdi turizm konusuna baktığımız zaman aslında sürdürülebilir turizmin biraz daha ön plana çıkması gerektiğini görüyoruz bu noktada. Türk turizmcisi bu noktada nerede? Yani sürdürülebilir turizm uygulamaları gerçekten Türkiye'de hayatta mı, işlerliği var mı? Ve turizmcinin böyle bir bilinci var mı? Yavaş yavaş var. Yani çok da kendimizi şey yapmayalım. Ben şöyle söyleyeyim. 1980'li yıllarda turizme başladım. Rehberlik yapıyordum. Ve Gökova'ya gittiğimiz zaman en büyük problem her gittiğimiz koyda felaket bir pislik o. Çamlar falan bütün gelen tekneler çöplerini oralara atıyorlardı. Biz diyorduk ki 10 sene sonra burada Gökova falan kalmaz. Yani biter biz. Kesin bu gidişat buralar rezil olacak bitecek. Hayır şimdi öyle değil. Çok bilinçli. Hiçbir kaptan bırakın oraya çöpün atılmasını. Siz bir plastik bir şey uçtuğu zaman denize atlayıp alıyorlar. Yani geçenlerde oradayım. Onun için hemen üzerine basaraktan bunu söylemek istedim. Yani tabii ki bilinçleniyoruz. Tabii ki kendi ürünümüze sahip çıkmaya başladık. Bu artık işte sizler televizyonlarda bunu anlatıyorsunuz. Artık okullarda eğitime yavaş yavaş girmeye başladı. Onun için sürdürülebilir turizm çünkü öyle sadece şeyde değil. Hani biz turizmcilerin anlatması da olacak bir şey değil. Onun için bu ta eğitime kadar, ilkokula kadar dayanan bir şey. Bu yavaş yavaş bence oluyor. Yani sürdürülebilir turizm konusunda biz tabii ki çok büyük yanlışlar var. İşte Bodrum'da yanlış oteller yapılıyor, yapılaşma çok kötü gidiyor gibi birçok şey var. Ben şimdi bu güzel örneği verdim. Temiz Gökova'mız dedim. Biz Bodrum'dan hareket ettik.
İşte burada şu otel yapılıyor, işte bu koyun bu tarafına bu yapılacak belki, işte burada bir yatırım projesi daha var diyorlar. Tabii eğer bilinçsiz de bunlar da çoğalırsa işte o zaman yine sürdürülebilir turizmle ilgili soru işaretleri karşımıza belki çıkar. Ama hani çok da şey değiliz, hani kendimize de biraz kötü davranmayalım. Hani bence eskisine nazaran evet bir bilinçlenme var diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Peki, kesinlikle. Evet tabii burada sürdürülebilir turizm demek sadece deniz kum değil, çeşitlendirerek bunu 12'ye yayarak yapmayı da hedeflemek lazım. Sadece doğa turizmi de değil, toplantı, organizasyon, etkinlik diye bir turizm dalı. Burada da ciddi anlamda güzel gelişmeler var. Biz taşımacılar açısından da ben baktığım zaman gerçekten yılda 35 milyona yakın bir event, etkinlik ve şey toplantı. Bu artık İstanbul'un marka şehri olması da bunda etkin olmaya başladı. İşte İzmir'de, Didim bölgesinde özellikle turizmcilerin tanıtımlarıyla o bölgelerde yabancı tur operatörlerinin getirilmesi, sizler ön ayak oldunuz zaten. Sürdürülebilirlik açısından bence çeşitlendirmek çok önemli. Burada da tur operatörlerinin, Türk tur operatörlerinin yanında yabancı tur operatörlerinin de Türkiye'ye davet edilip bu bölgeleri iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Şimdi sözü tekrar size vermeden alıyorum. Ara zamanı efendim. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Devam ediyoruz efendim. Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışını tartışıyorduk son olarak. Buyurun ben size bırakayım sözü kaldığımız yerde. Evet. Çeşitlendirme, turizmin... Evet, hangi uygulamalar ön plana çıkmalı bu anlamda? Sürdürülebilir turizm anlamında yani neler yapmalıyız? Yani sürdürülebilir turizmle pazarlama tekniklerinin dışında teknolojiyi de kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü artık globalleşen dünyada insanlar istediği şeyi anında çok yakın bir şekilde inceleyip araştırabiliyor, görebiliyor. Bu anlamda bu ajansın burada bu yönüne ağırlık vermesi de bence biraz daha ön plana çıkmalı diye düşünüyorum. Çünkü artık akıllı şehirler, akıllı sistemler, bu hem turizmde online rezervasyonlar hayatımıza artık girdi. Bundan da kaçış yok. Kesinlikle. Bir paket programı yapıp istediğiniz ülkeye anında ulaştırabiliyorsunuz. Peki size şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de uçakların %85'i online olarak alınabiliyor an itibariyle. %65'i otellerin ise online üzerinden alınabiliyor. Taşımacılıkta durum nedir? Evet. Taşımacılıkta otel ve uçaktaki gibi teknoloji gelişmeler yeni yeni başladı. Biz de kendimiz işte turizm taşımacıları sektörü olarak bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için uygulama geliştirmeye başladık. Bu uygulamayla insanlar artık özellikle incoming yapan acentalar kişi sayısına göre araç ihtiyaçlarını giderebilecekler. Bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Çekirdek'le bir proje geliştirdik. O projeyle mobil uygulamalar üzerinden tur operatör ve seyahat acentalarının Türkiye'deki araç ihtiyaçlarını sağlamak. Ama burada sadece Türkiye'de sınırlı kalsın istemiyoruz. İşte Türkiye'de yaklaşık 9 bin seyahat acentası var. Bunların Türkiye'deki kültür turlarında olsun, işte yaptıkları incoming gruplarda olsun araç ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bizim esas hedefimiz acentaların outgoing departmanlarının da araç ihtiyacını, işte Roma'ya grubunu götürdüğünde gitmeden önce bu uygulamalar üzerinden Roma'daki aracını da kiralayabilmesini sağlamak. Bunun için de globalleşen bu dünyada Türkiye'deki taşımacılarla işte İtalya'daki, Fransa'daki, işte Mısır'daki, Rusya'daki taşımacıları da hepsini bir arada bulunacak çeşitli platformlar oluşmaya başladı. Biz de Türk taşımacıları olarak böyle bir platform geliştirdik. Evet, bu platformla ülkeler birbirlerine entegre olarak biz yurt dışından Türkiye'ye geleceklerin araç ihtiyacını karşılıyoruz. Onlar da buradaki bizim sistem üzerinden acentalarımızın yurt dışındaki araç ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı hedefliyoruz.
İnşallah Türkiye'de gelecek markalarıyla gelecek diyoruz zaten. Biz de taşımacılık sektöründe olmayan yazılımları geliştirmeye başladık. Taşımacılığın aslında booking'ini oluşturuyoruz. Çünkü hizmet sektörü. İnsanlar özel işleri için araç kiralıyorlar. Bu kiraladığı araçların özel işlerinde sorun yaşamak istemiyorlar. Sorunsuz bir seyahat için hem misafirlerinin iyi ağırlanması, sorunsuz bir yolculuk yapması çok önemli. Bu anlamda biz de Türk taşımacıları olarak teknolojiyi kullanmaya başladık. İnşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu andaki kullanım yüzdesine baktığımızda belki %5'lerde teknolojik anlamda kullanım. Evet. Hala telefonlarla ya da maillerle ilerliyoruz. Malumunuz ben aynı zamanda Türkiye Seyahat Ajantalar Birliği'nde Duş Turlar İhtisas Komitesi'nin başkanıyım. Biz diğer komitedeki arkadaşlarla beraber bir Türkiye portalı hazırlamak istiyoruz. Yani yurt dışındaki turistin online olarak Türkiye'de ne yapmak istiyorsa her şeyi gerçekleştirmesini istiyoruz. Kültür olarak gelsin burada, uçağını buradan alsın, otelini buradan alsın, transferini buradan alsın, restoranını bile seçebilsin istiyoruz. Böyle bir Türkiye portalı hazırlamak istiyoruz. Sanıyorum o konuda sizlerle de bir işbirliği olacak. Evet, biz entegreye hazırız diyebiliriz. Hem iOS hem Android uygulamalarıyla, mobil uygulamalarla şu anda Amerika'dan bir insan Türkiye'ye geleceği güne rezervasyon yapabiliyor. İstediği aracı seçerek, pazarlık yaparak. Türk usulü pazarlık da var, sisteme koyduk. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Yani teknoloji için sonuçta, pardon, sürdürülebilirlik için sonuçta teknoloji de gerekiyor. Evet. Yani teknolojiyi de takip etmemiz gerekiyor. Esasında bunu söyledik son cümlelerde. Evet, peki bu entegrasyona araç olabildiysek ne mutlu. Evet, sizin programda böyle bir şey gerçekleşmiş oldu. Böylece. Peki, evet. Ben sizin de görüşlerinizi alayım sürdürülebilirlikle alakalı. Bakın şimdi sürdürülebilir turizmin ilk önce dediğimiz vakit turizme imkan hazırlayan ögelerimizi korumamız lazım. Nedir bu? Doğa, doğamızı korumamız lazım. Yani işte bu işte gaz salınımları vesaire şunlar bunlar, bunlara çok dikkat etmek lazım. Kirliliğe dikkat etmek lazım. İşte ozon tabakasının delinmemesi için neler yapmak lazım? Üzerimizde şu onu yapmak lazım. Yani Antalya'ya çok uçak gidiyor diyor, seviniyoruz ama o uçakların yaptığı gaz salınımının doğaya verdiği, ağaçlara verdiği, havaya verdiği kirliliği pek konuşmuyoruz. Evet, çok turist var, işte 5 katı var, bilmem kaç sene evvel diyoruz ama o turistin odada kaldığı süre içerisinde kullandığı klimaların, saldığı salınımların bize verdiği zararı ve ileriye doğru acaba hadi çocuğumuza bir şeyler kalacak ama torunumuza bir şeyler kalacak mı? Bunları pek düşünmüyoruz. Yani bunları da ele alacak bir ekoplan yapmamız lazım, makro bir plan yapmamız lazım. Yani sürdürülebilir turizm için sürdürülebilir doğaya ihtiyacımız var. İlk önce bunu biz bir garanti edelim. Yani 20 sene sonrasına evet ama 50 sene sonrasına ben çok emin değilim aynı doğayı koruyacağımıza. Evet, peki. Burada zaten baş atamacımızın işte doğayı korumak olduğunu da ben de belirtmek istiyorum ki benim anlayışım da bu yönde. Şimdi 12 aya yayılmasından bahsettik turizmin. Ki bu da sürdürülebilirlik anlamında bir parça destek olabilecek bir nokta. Kış turizmini de konuşmak istiyorum. Kış turizminde ne noktadayız? Evet, yaz turizmi için yeterince renkliyiz bölgeler olarak da, işte kültürel faaliyetler olarak da, ama kış turizminde hangi noktadayız? Ya kış turizmi dendiği ilk önce hemen kar, kayak gibi bölgeler akla geliyor. O konuda da fena değiliz aslında. Son zamanlarda gelişmemiz var. Eskiden bir Uludağ'ımız, bir Kartal Kaya'mız vardı. Şimdi artık Erciyes'imiz, Sarıkamış'ımız falan çok ileri gittiler. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ve turist de getirmeye başlandı. Ama ben kış turizmi dendiği zaman esasında yani 12 aya yaymak diye düşündüğünüz zaman işte biraz daha alternatif turizmlerle işte şehirlerimizde, örneğin İstanbul'da sadece 3 ay değil işte 12 ay turist gelebilir. Yani Kasım ayında gelen turist de çok keyif alabilir. Nasıl Roma'ya gittiği zaman keyif alıyorsa bence İstanbul'da da alabilir ve alıyor da geldiği zaman. Bunu öne çıkarabilir miyiz? Bunun için biraz daha fazla ne yapabiliriz? İşte tabii hemen ulaşım akla geliyor. İlk başta biz kışında o bölgemize uçakla turisti getirebiliyor muyuz? Turist dediğim zaman ben sadece yabancı turisti almayalım. Türk turist de turist. Yani Mardin'den İstanbul'a gelen bence sonuçta turist. Onun için
Burada bir gelişmemiz var mı ki son zamanlarda özellikle milli hava yolumuz çok ciddi bir şekilde bu frekans dediğimiz yani çok daha fazla uçmaya başladı. Ama eksiklerimiz nerede var? Antalya'da var. Yani işte Antalya halen charter dediğimiz özel seferlerle turisti getiriyor. Bu biraz önce söylediğimiz konuya da bir ek olabilir. Sürdürülebilirlik açısından bir soru işareti. Bugün Antalya'nın dünyadaki en büyük veya Akdeniz çağındaki en büyük rakibi Mallorca Adası. Mallorca Adası'nın en büyük artısı 12 ay boyunca çevre ülkelerden, işte Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den çok ciddi bir şekilde 12 ay boyunca uçakların regular dediğimiz her hafta boyunca seferlerine devam etmeleri. Şimdi bunun için bu sene Türk Hava Yolları bir çalışma yaptı. Galiba bir 7-8 şehirden kışına devam edecek. Şimdi bu size neyi getirmeye başlıyor? Kışın da sizin otelinizde olmaya başlıyor. Kışın da sizin çevrenizde, o bölgede turist görmeye başlıyorsunuz. Ve böylece siz daha uygun, daha iyi imkanları turiste sunmaya başlıyorsunuz. Yani onun için biraz daha 12'ye yaymak dediğimiz zaman bence ilk önce oraya turisti nasıl getireceğimiz. İstanbul bunu aştı. İstanbul artık çok ciddi bir şekilde dünyanın her tarafından 52 hafta boyunca uçuş alıyor. Havaalanımız, yeni havaalanımız muhteşem, çok büyük. İnşallah dolduracağız. Daha çok kapasite var önümüzde. Yani demek istediğim bunu İstanbul'dan sonra İzmir'e, Ankara'ya, Antalya'ya, işte yavaş yavaş diğer bölgelerimize de geçirebilirsek, o taraflara da yayabilirsek bence o zaman işte o 12 ay dediğimiz şeyi ülkemize yaymaya, başarmaya doğru gideriz. Çünkü şu anda turizm örneğin Trabzon'da çok iyi ama Trabzon'dan sadece 4 ay boyunca charterlar iniyor. Adana işte Orta Doğu'dan turist alıyor. Çok başarılı, çok seviniyoruz. Ama bunlar yeterli mi? İşte bence daha değil. Onları 12 aya doğru götürecek, oraya ulaşımı sağlayacak şeyleri de yavaş yavaş artık düşünmeye başlamamız gerekiyor. Peki, hocam şuna sorayım. Uludağ'da bir otel sahibi olmak ister miydiniz? Otel sahibi olmak istemezdim. Olsaydınız normal şartlar altında yüksek sezonunuz sadece bir ya da iki gece yılbaşınız olurdu. 15 günde sömestr tatiliniz olurdu. Evet. Çünkü Türkiye'de böyle. Peki dünyada bu nasıl? Türkiye'de 24 milyon orta öğretim talebesi, ki ben de çocuğumla ona bağlıyım, 15 gün tatil yapıyor. Aynı dönemde yapıyor. Dünyada böyle değil. Sömestr ve yaz tatilleri bölgelere göre ayrılmış. Yani şimdi bakıyorsunuz sömestr tatilinden bir gün önce Uludağ'da oda fiyatı 300 lira. Sömestr tatiline giriyor 1300 lira. Bakın aradaki farka bakar mısınız? Bir gün arada farkla 300 liradan 1300 liraya çıkıyor. Oda fiyatından bahsediyorum. Halbuki biz bu sömestr tatillerini bölgelere göre ayırsak, örneğin işte İzmir'de 1 Ocak'ta başlasa da 15 Ocak'ta bitse, Antalya'da 7 Ocak'ta başlasa da 21 Ocak'ta bitse, İstanbul'da 15 Ocak'ta başlasa da 30'unda bitse, işte Ankara'da 1 Şubat'ta başlasa 15'inde bitse vesaire, 2 aya yaysak, bu 24 milyon talebede kış tatilini 2 aya yaygın bir şekilde ne 300 liraya ne 1300 liraya, 400 lira civarında kış tatili yapsa, otelci de 15 gün bekleyip 15 gün otelini doldurmak yerine en az 2 ay otelini doldursa fena olmaz mı? Çok iyi olur tabii ki. Galiba sonunda olacak o Cem, değil mi? Çok uzun zamandan beri söylüyordun sen bunu. Yıllardan beri. Ben 99'da hatırlarım. Çok doğru bir şey. Sonunda galiba Ankara duydu sesini. O kadar söyledin ki. Yok, Ankara galiba duydu sesini. Artık hakikaten bu çok güzel bir şey söylediğin şey. Ve örnekleri de var yani. Örnekleri Avrupa'da, dünyada var. Çok yerde. Sadece Avrupa. Ülke biziz. Evet, onun için. 6 milyonluk İsviçre'de dahi. Var değil mi? Var. Var, evet. Yani onun için çok doğru bir şey. Bu vatandaş için çok daha uygun fiyatlı tatil yapabilmesi açısından. Bir de tabii tatil taşımacılık zaman, için çok önemli. Kesinlikle. Tabii, yani çünkü sadece olayı otele gidip tatil olarak da düşünmeyin. Yani insanın memleketine gitmesi de bir ulaşım olarak da daha uygun fiyatlı uçması veyahut da bir otobüsle gitmesi de yine daha şey. Onun için bu açıdan
galiba o yayılıyor. Doğru bir şey. Sonunda dinlediler seni. söyle yaptırdı galiba. Peki. Evet, ben de katılıyorum. Ne zamandır Cem Bey'in yazılarını da takip ediyorum. Bu konuda bayağı güzel yazıları var. Ve hükümet bu konuda bir adım attı. Bizim taşımacılar açısından da çok önemli. Çünkü 15 tatil oldu diyelim. Tatilden bir gün öncesi yoğunluk oluyor. Aşırı bir yığılma oluyor ve tek yön bir taşıma yapıyoruz. Karşılıklı bir doluluk oranını yakalayamıyoruz hiçbir zaman. Ama bu şekilde olursa, dediğiniz gibi bölgesel anlamda olursa, bizim de taşımacılık anlamında bayağı bir iyi bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Atıl araçları kurtarmış oluruz. Bazı insanlar şey düşünüyor. Ya iki ay tatil olmayacak ki. Yani 160 gündür ne diyorlar ona? Yani 160 gün okula gidilir. Tedrisat. 160 gün bozulmuyor ki. Yine 160 gün tedrisat olacak. Sadece şeyleri kayacak. Yani Ankara başka zaman başlayacak. Antalya başka, İstanbul başka, İzmir başka, Trabzon başka bir zaman başlayacak. Bu kadar basit olay aslında. Ben hep şunu da düşünüyorum. Yaz tatillerinin mesela turizm açısından ve bizim taşıma açısından Haziran ayını geçmemesi. Yani bunun Mayıs sonunda aslında o tedrisatı denk getirip bitirmek lazım ki Haziran, Temmuz, Ağustos gerçekten bu 3 ay dolu dolu bir iş yapılabilsin. Bakın, bu bahsettiğim sömestr ve yaz tatillerinin bölgelere ayrılması olayı. Sömestr tatilini 2 aya yayarken hı hı, yaz tatilinde 2 aydan 5,5 aya yayıyor. Yani Mayıs'ta da yaz tatiline giren bölgeler olacak. Ekim ayında okula başlayacak olan bölgeler olacak. Böylece 5,5 ay rahatlıkla yaz tatilini kullanabilecek insanlar. İnşallah devreye alınır, bir an önce başlar. Ankara'nın bu konuda bir tasarı hazırlığı yapıldığını duyduk. Şöyle tatilleri dörde çıkardılar. Hı-hı. Dörde böldüler. Yaz tatilini kısalttılar. Hı-hı. Kasım ayına ve Nisan ayına birer hafta daha tatil koydular. Hı-hı. Tabii büyük bir aşama ama yine 24 milyon aynı tarihte bu tatilleri yapacak. 24 milyon aynı tarihte sömestr tatilini yapacak, yaz tatilini yapacak. İşte onların... Kesinlikle. Tarihlerin değişmesi hem de bu 12 lazım. Ay içerisinde mevsimsel etkiler de göz önüne alınarak yapılırsa. Çünkü aniden bir kış şartlarında kar bastırdığında okul zaten iptal oluyor. Bir gün, iki gün. Yani ama dediğiniz gibi mesela yapılırsa, sömestr tatili 15 gün değil, ona hakikaten bir ay yapılabilir. Zaten adamlar okula gidemiyor. Evet, tam da ona hiç denk olmazsa, getirilebilir. Hiç olmazsa onların yaz tatilini daha kısa tutarak kışın okula gidemediği süreyi değerlendirebilirler. O şekilde düşünüyorum. Peki yerli turist için başka neler yapılabilir bu anlamda? Yerli turist için, yerli turist için esasında her şeyden önce yerli turist eskisine nazaran daha fazla seyahat ediyor. Ben size şöyle söyleyeyim. 2000'li yıllarda, yani şu son 15-20 yılda Türk pazarı her sene hemen hemen çift rakamlarla büyüdü. Şöyle bir karşılaştırmaya söylemek istiyorum. Dünya turizmi ortalama %4,5-5'lerle büyürken biz %10'larla, %12'lerle falan büyüdük. Onun için esasında Türk pazarı fena gitmiyor. Türk pazarına diyebiliriz ki gelişimi her geçen yıl biraz daha fazla insan seyahat edebiliyor. Ama hani yeterli mi derseniz şunu da hemen eklemem gerekir. Antalya'da otellerin sadece %10'la %15 arasını Türkler dolduruyor. Tamam, geri kalan %90'a yakınını yabancı turist dolduruyor. Bu hemen gelişmiş ülkelerden örnek verelim. İşte bir İspanya'da, bir İtalya'da böyle değil. Oralarda %25'ler ve üstünde kendi pazarlarına kontenjan ayırabiliyorlar. Demek ki daha orada biraz yolumuz var. Yani biz... Tabii bu neyle olur? Tatil anlayışı, tatilin bir lüks olmaktan çıkıp artık bir ihtiyaç olması, alım gücünün artması. Hani şimdi çünkü tatil hakikaten ülkemizde daha arada. Ya acaba bir lüks mü yoksa ciddi bir ihtiyaç mı? Onun için hani bir Japon turist tatili ülke devlet özendiriyor. Pay ayırmasını öneriyor. Yani bizim ülkemizde daha belki bunlar yok ama yine de yani bütün bunlara rağmen Türk pazarı
hem yurt içinde tatile çıkma konusunda hem yurt dışına tatile gitme konusunda gelişim gösteriyor. Fiyatlar da eskisi nazaran bence daha şey. Cem hatırlar biz 1999'da beraber çalışırken İtalya turunu bir hafta $750 falan yapardık. Şimdi aynı kalitede bir İtalya turunu bir hafta turu 2500-3000 lira yapabiliyoruz. Yani $500-$400 yapabiliyoruz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Sektör güçlendikçe daha uygun fiyatlara, daha kaliteli paketler, seyahatler hazırlayabiliyor. Yani gelişim gösteriyor Türk pazarı. Daha da inşallah böyle sonuçta vatandaşımızın daha uygun fiyatlarla tatil yapabileceği noktalara doğru da gideceğiz. Peki şimdi yurt içindeki turizmi konuşuyoruz ama yani hani baktığımız zaman üniversite öğrencilerini ya da üniversiteleri bir kenara koyarsak diğer okullara yönelik paketler vesaireler ya da turlar var mı bu anlamda? Mesela kültür turizmi anlamında. Şimdi bence yerli turist çok önemli. Çok da önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu geçtiğimiz yıllarda başımıza gelen olumsuzluklarda Türk turizmini kurtaran da yerli turist oldu. Tabii. Bunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi işler iyi oldu. Yabancı turist biraz fazlalaştığı zaman Türk turistine farklı muamele de yapmamak lazım. Tabii. Bu otellerdeki fiyatlandırma olsun bu tarz şeylerde. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 70 bin tane okul var. Bunların her yıl yaklaşık 2 ya da 3 gezi düzenlediğini düşünürsek yılda 400-500 bin seyahat gerçekleşiyor aslında. Bu da çok ciddi bir rakam aslında iç turizmin ve canlanması için ve 12 ay yayılma açısından. Bu sadece yurt dışından gelen turistler olarak da düşünülmemeli. Biraz önce Cem Bey'in söylediği gibi eğer bu dönemsel ve mevsimsel tatiller eğer devreye alınırsa burada hem otelciler hem taşımacılar olarak bizler de yüzümüz güler yani o takdirde. Vatandaşa daha ucuz. Acentalarda bundan güzel gelirler elde edebilirler. Onun için bilmiyorum Cem Bey. Yok Ali Bey demin dedi ki Japon hükümeti vatandaşların seyahat etmesi için teşvik ediyor. Şimdi dikkat ederseniz dünyada vatanına milletine en bağlı kişilerin başında Japonlar geliyor. Bunun nedeni de Japonya'da turizmde ya da eğitimde bir Japon modeli var. Nedir Japon modeli? Japonya'da orta öğretim talebeleri her sömestr bir şehre konaklamalı gitmek mecburiyetindeler. Yani İstanbullu bir sömestr Bursa'ya gidecek, bir sömestr Tekirdağ'a gidecek. İşte öbür sömestr ikinci sınıfta İzmir'e gidecek, Balıkesir'e gidecek. Eskişehir'e gidecek, Mardin'e gidecek, Diyarbakır'a gidecek. Diyarbakırlısı İstanbul'a gelecek, İzmir'e gidecek. Ve bu valilikler, belediyeler, seyahat ajantaları, sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen maddi imkanı olanlar da yine işte kendi ücretleriyle beraber her sömestr mutlaka bir şey. Neler getiriyor bu? Bir kere turizm kültürü getirecek. 24 milyon çarpı 2 kez 48 milyon turist demek yurt içinde, öğrenciler demek. 3, ülke içi barış demek, kültür alışverişi demek. Doğulu beni tanıyacak, ben doğuyu tanıyacağım, kuzeyi tanıyacağım, güneyi tanıyacağım. Daha çocukken o ailelerde kalacağım. Aile exchange yapacak, yani değiş tokuş yapacak. Diyarbakırlı ailenin çocuğu benim evimde kalacak. Benim oğlum Diyarbakırlı ailenin evinde kalacak. Kardeş okullar vasıtasıyla bunlar düzenlenecek. Bu her sömestr bir kere yapılacak. Bu Japonya'da yapılıyor. Bu nedenle Japon dünyada ülkesini en çok seven insanlardır. Biz de bunu Türkiye'de yapabiliriz diye düşünüyorum. Japon modeli. Peki efendim. Aslında bununla ilgili bu hükümetimizin güzel bir çalışması var. Valilikler Doğu bölgesindeki okulları batıya, Doğu'nun batıyı tanıması, batının Doğu tanımasıyla ilgili bir girişimleri var. Geziler düzenleniyor aslında. Mecbur olsun. Yeterli değil. Yeterli değil. Bunun daha da geliştirilmesi gerekiyor. Tabii. Peki. Şimdi işin güzel tarafını konuşuyoruz ama kriz ve risk durumlarında sektörün etkilenmemesi için yapılması gerekenler nelerdir? Yani bir risk yönetimi, kriz yönetimi anlamında hangi mekanizmaları çalıştırmak gerekir ki turizm sektöründe yine burada ne noktadayız diye soralım. Ya risk bizim ülkemiz biraz önce ben dedim ki çok iyi bir turizm ürünü ama diğer taraftan da çok yüksek risk barındıran bir turizm ürünü.
Ve biz bunu son yıllarda hep yaşadık biliyorsunuz. Yani işte deprem problemimiz var, terör problemimiz var. Bunun işte son dönemlerde yaşadığımız sorunlar hepiniz biliyorsunuz. Yani bir defa jeopolitik olarak çevremizdeki birçok eksi noktalar var. Bunların hepsini üste koyduğun zaman çok ciddi riskler barındırıyor turizm. Çünkü turizm her şeyden etkileniyor. Yani siz istediğiniz kadar çok iyi bir şekilde ürününüzü tanıtın. Biz gidiyoruz işte diğer ülkelerde pazarlıyoruz ülkeyi. Hakikaten de ciddi bir ilgi oluyor. Ama işte bir terör olayı her şeyi değiştiriyor. Sizin yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Siz istediğiniz kadar çok güzel bir şekilde pazarlamış olun. Her tür şekilde pozitif yürürken birdenbire tamamen sizin dışınızda bir olaydan dolayı sıfıra inebiliyor. Yani %3, %5 düşmüyor. Maalesef siz turistin tamamını kaybedebiliyorsunuz. Yani buralarda tabii iş esası da çok bizde değil. Yani bizim yapabileceğimiz şeyler biz işte farklılaştırabiliriz. Fiyatlarımızı değişiklik olmadan belirli garantiler vererekten sunabiliriz. İşte geleceğimizi düşünerek biraz önce Mehmet İşler telefon bağlantısında çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz bu sene daha da fazlasını bekliyorduk. Fiyat düşürmedik ve Akdeniz Çanağı'ndaki İtalya'ya, İspanya'ya ve Yunanistan'a karşı bir miktar aşağıda kaldık. Evet bu çok doğrudur. Hakikaten de bir aralar daha bir boom bekleniyordu ve aşağı düştü. Bunları dengeleyebiliriz belki. Bunlar hep %5'lik, %7'lik değişimlilerdir. Ama risk dediğiniz esasında o büyük riskler var. Onlarla ilgili valla evet biz turizmci bize sormayacaksınız o bölümlerini. yani diyorum ya hani gülü seven dikenine katlanır. Evet çok güzel bir turizm ülkesi ama maalesef de işte komşularımız şimdi düşünsenize bizim komşularımız bir tarafta İsviçre, bir tarafta Fransa, bir tarafta İtalya olsa, Almanya olsa işimiz çok daha rahat olur. Yani bizde bir tarafta Irak, İran var, işte Suriye var şu anda. Biz bu tür komşularımızla turizm yapmaya çalışıyoruz. Yani dünyadaki en hareketli noktalar buralar hepimizin bildiği gibi. Ama yine de bütün bu risklere rağmen çok çabuk toparlanıyoruz bir de. Yani bu da çok büyük bir bence artı. Yani bütün bu yaşadığımız negatifliklere rağmen sektör kendini çok çabuk yeniliyor. Çok çabuk tekrar pozitife doğru devam ediyoruz. Biraz önce çok ucuza satıyoruz dedik ülkemizi. Evet ama düşünsenize 2016'da başımıza gelenleri. Yani 2016'dan sonra bence yine iyi toparladık. Hani hep negatif şeyleri söylüyoruz belki ama yani biraz da bu tarafını düşünmek lazım. Evet. Bence yine de çok çabuk toparlandı. Şu anda otellerimizi doldurduk. Uçak koltuklarımız da yüksek oranda fena değil, iyi gidiyor. Yani tabii hep biz olayın daha da iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Onun için de hani buralarda halen eksiğiz diyoruz. İşte niye İspanya 1200 dolarken biz 650 dolarız diyoruz. Ama dediğim gibi yani bazı riskler bizim elimizde değil maalesef Gözde evet. Hanım. Peki Adnan Bey. Evet tabii turizm en çok etkilenen sektör. Herhangi bir kriz anında ya da patlayan bir bombada en çabuk insanların kaçtığı yer. Yani turizm huzur, insanlar huzur, refah ve güven duyacağı yere gitmek ister. Onun için de maalesef coğrafi bakımdan baktığınızda Türkiye Ali Bey'in dediği gibi biraz sıkıntılı bir bölge gibi görülüyor. Ama Türklerin de öyle bir özelliği var ki bu kriz anını gerçekten doğru yönetebiliyor. Elinde olmayan tabii sebepler olabiliyor ama burada turizmcinin yapacağı bir şey yok. Burada iş devletlere, hükümetlere düşüyor. Bir ülkede istikrar, huzur, güven varsa o ülkede turizm çok iyi duruma gelebilir. Biz turizmciler, taşımacılar, acentalar olarak zaten istekliyiz, arzuluyuz, çalışmak istiyoruz. Ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz. Bunun dışında söyleyeceğim benim şu anda bu. Türk pazarını güçlendirmemiz lazım. Evet. Yani Türk pazarına sahip çıkmak gerekiyor. Evet yani çünkü risk dedik biraz önce. Yani eğer siz kendi pazarınızı %15'lerden %25'lere çıkarırsanız düşünsenize birdenbire bir %10'luk bir güç sizin kendi vatandaşınız.
Yani bu o kadar önemli bir şey ki birçok şeyi esasında ekarte etmeye başladınız. Yani sizin yurt dışından gelen turist azalırsa bunun %15'le mi kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz yoksa %25'le mi kendinizi daha iyi hissedersiniz? İşte o %25 olursa yani o riskin karşılığına bulabileceğimiz en güzel pazarlardan biri galiba. Yani biz kendi vatandaşımızın daha fazla seyahat edebilmesi, kendi turizm olanaklarımızdan daha fazla yararlanabilmesi için neler yapabiliriz? Biraz da bunu düşünmek gerekiyor galiba. Biz Türkler gerçekten turizmde başarılıyız. Yani baktığınız vakit işte şu anda aklıma gelenler işte Annex Tur, Tez Tur, Corendon, Öger, Marmara, Sultan. Bunlar bir kısmı Fransa, Almanya ve Rusya'da olan seyahat ajantaları. Yani bir Annex Tur'un 36 ülkede branşı var, şubesi var. Tez Tur'un keza bu şekilde. Adam Rus'a alıyor, Phuket'e götürüyor. Öbürü Alman'a alıyor, bilmem nereye getiriyor. Veya Fransız alıyor, yani öbür ucuna götürüyor. Şimdi bunlar hep Türklerin kurduğu şirketler. Hakikaten başarılıyız biz burada. O bakımdan hiç burada mütevazi olmanın gereği yok. Belki de dünyada en çabuk turizmde düşünüp hayata geçiren ve başarılı olan ülke biziz. Nereden kaynaklanıyor bu başarımız? Gerçekten ben de bilmiyorum. En büyük örneklerinden biri de Ali Onaran'dır gerçekten. Hakikaten, pratik zekamız yüksek abi değil mi? Hemen hakikaten çok... yani işte beraberken çekirdek olan şirketi devasa bir şirket haline getirdi. Hani bir parlak örnekte karşımda duruyor. Ne yapmak lazım hani bu işi garantilemek için? Bu turizm ajansı kurulması çok faydalı oldu. Mesela Antalya'daki seyahat ajantaları kışında otellerini açmak için tek tek gidip işte ikinci yaş grubunu getirmeye çalışıyorlar. Yok tek tek gidip işte insanların işte sağlık turizmi için Türkiye'ye gelip sağlık turizminde burada kalmaları için uğraşıyorlar. Halbuki turizm ajansı devreye girdiğinde bu blok olarak otellerle beraber gidilecek. Atıyorum Hollanda'nın SGK'sına, bilmiyorum oradaki ismini. Gidecek diyecek kardeşim senin sigorta işlerini ben outsource olarak bana vermeni istiyorum. Çünkü burada sana işte bir diş tedavisi 5000 dolara mal olurken Türkiye'de bu iş 1000 dolara bitiyor. Senin de işine gelen bir durum. Mesela bu işlerle uğraşacak. Bu zaman ne olacak? Bizim sigortamız olacak. Biz bir sürü ülkenin sağlık sigortasını, sağlık sigorta hizmetlerini Türkiye'de yapabilirsek home ülkelerine göre 5'te 1, 4'te 1 maliyetine burada yapabileceğiz. Hem de sürdürülebilir turizm için çok önemli bir fırsat elde edeceğiz. Keza ikinci yaş grubu. Tek tek gidip otellerin iğneyle kuyu kazarak oradaki emeklileri almak yerine oranın emeklilik kurumları ile yapılacak bir anlaşmayla toplu olarak ikinci yaş grubunu kışın 4 ay, 5 ay, 6 ay Türkiye'de konaklatmak çok büyük başarı olacaktır. Ve en azından bizim bir sigortamız olacaktır. Çünkü bir otelin 12 ay açık olması çok önemli. Bir oteli yeniden açmanın maliyeti çok pahalı. Bu yüzden çok önemli diye düşünüyorum bunları. Peki. Şimdi kişi başına harcama rakamının 650 dolarlardan 1000 dolar hedefine çıkarılmasıyla alakalı konuştuk. Ama bu anlamda yapılması gerekenler olduğunu da görüyoruz. Yani ziyaretçi sayısı artırılmalı. Evet, evet. İşte bunu konuştuk. Konaklama dışı harcamaların yaratılması gerektiğini konuştuk ama konaklama sürelerinin uzatılmasıyla alakalı mesela neler yapılabilir? Ya şimdi konaklama süreleri başta şimdi Türk pazarından yine başlayalım. Son dönemde örneğin bu sezonda biraz daha geriye gittiğini görüyoruz. Yani geçen sene 7 gece örneğin Bodrum'a tatile giden bir misafirimiz bu sene 5 gece gidiyor. Geçen sene 5 gece giden bu sene 4 gece gidiyor. Bu bizim yurt dışı seyahatlerimizi de bu sene için geçerli. Yani biz Roma, Floransa, Wellington'u bir haftalık daha fazla satarken şimdi son dönemlerde 4 gecelik 5 gecelik Roma, Floransa, Venedik satışları artmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebebi biraz daha ekonomik olduğunu düşünüyorum. Alım gücüyle örtüştüğünü düşünüyorum. Son dönemlerde biraz daha tasarruflu tatil ve seyahat yapmak istediklerini düşünüyorum vatandaşlarımızın. Ama daha geniş boyutta bakarsak
Örneğin yurt dışından gelen turistler veyahut da işte sadece bu sene değil de belki önümüzdeki yıllar olarak bakarsak. Yani siz ülkenizde ne kadar farklılığı tanıtabilirseniz esasında ülkenizde o kadar çok fazla geceleme oluyor. Yani sadece her şey dahil üzerinden giderseniz orada biraz tıkanıyorsunuz. Her şey dahilde işte iyi bir tesisiniz varsa turist oraya geliyor ve işte haftalıksa istediği şey o bir haftayı satabiliyorsunuz. Ama siz işte Kapadokya'nızın yanında Pamukkale'nin yanında işte Bergama'nız, Çanakkale'niz, Çanakkale'den sonra işte ben sizi Kaz Dağları'ndan işte bu tarafa alabilirim. Yani bunu ne kadar çeşitlendirebilirsek esasında size bir gece daha ekletiyorsunuz, bir gece daha ekletiyorsunuz. Bizim eskiden süper tur diye turlarımız vardı. Cem hatırlar, bir haftada bütün Anadolu'yu gezdirmeye çalışırdık. Şimdi esasında çok daha gelişti. Yani 90'lı yıllara nazaran şu andaki hakikaten turizm ürünlerimiz çok daha çeşitlendi. Yani çok daha iyi durumdayız, tesislerimiz daha iyi durumda. Yani Karadeniz biraz daha yatırıma ihtiyacı var diye düşünüyorum bu arada. Hemen aklıma gelmişken çeşitlendi derken. Çünkü Karadeniz'imiz muhteşem bir zenginlik. Biz hala da Karadeniz'i bence tanıtamıyoruz. Yani Karadeniz turlarını biz bu sene arttıralım dedik. Karadeniz'de hem otobüs sorunumuz var. Adnan Bey biliyordur bunu çok daha işin içinde. Hem de konaklama sorunumuz var. Yani şu anda Karadeniz o muhteşem güzellikleri daha fazla satacağız dersek neredeyse ne konaklayacak ne de ulaşım olarak tabii bu arada şeyden bahsetmiyorum, İstanbul'dan çıkardığınız otobüsten bahsetmiyorum çünkü bölgesel olarak bir yere uçuruyorsunuz, orada otobüse ihtiyacınız oluyor, o bölgelerde eksikliğimiz var. Onun için yani bölgesel tanıtım, bölgesel yatırım arttıkça bence daha fazla konaklayacağız. Tabii bunu hep çeşitlendirme. Biraz önce Cem Bey söyledi, dedi ki gastronomi çok önemli. Yani siz, ben size şunu söyleyeyim. İstanbul muhteşem, harika, birçok zenginliği var ama eğer iyi yemek yediremezseniz turiste iki geceden fazla kalmaz. Evet. Unutun. Yani siz o bölgede turiste iyi yemek yedireceksiniz ki tabii ki var. Sadece müze dolaşmak isteyen işte müzeleri işaretlemiştir. Bir hafta kalacaktır. İstanbul'daki bütün müzeleri gezecektir. Böyle turist var ama biz bu kitle turizminden yani milyonları bir gece daha fazla yatırmaktan bahsediyorsak işte o zaman kesinlikle daha iyi yemek yedirirsiniz. Çok daha çeşitli yemek alternatifleri sunmak durumundasınız. Trafiğiniz çok kötü olmayacak, işte metronuz, toplu taşımanız daha iyi olacak. Yani bunları öne çıkarıp da başarılı olabilirsek, evet o zaman İstanbul'daki konaklama süresi 3.2'den işte 4.9 küsurlara gider. Yoksa sadece müze yeterli değil. Berlin dünyadaki müze açısından en zengin şehirlerden bir tanesi. Harika ama orada muhteşem yemek de yiyebiliyorsunuz. Almanya gibi bir ülke hiç yemeği yok. Hep biz demiyor muyuz? Hakikaten çok daha zenginiz. Biz Berlin'i turizmci arkadaşlarım da çok iyi bilir. Her sene bir kere gidiyoruz. Dünyanın en büyük turizm falanından bir tanesi var. Gittiğimiz zaman her akşam bir restoranda çok keyifli yemek yiyebiliyoruz. Ve oraya gittiğimiz zaman döndüğümüzde turizm ve iş tarafını bir tarafa bırakırsak ya güzel keyifli yemekler yedik diyoruz. Yani o kadar bazı yan şeyler sizin konaklama ile ilgili kalış sürenizi veyahut da para harcamanızı arttırıyor ki siz güzel yemek yediğiniz zaman gidip alışveriş yapıyorsunuz. Yoksa belki alışveriş dahi yapmayabiliyorsunuz. Şimdi moralinizi belki aşağı çekiyor. Yani birbirini çok tetikleyen çok farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela dün Kapadokya'da 60 turist zehirlendi. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Kapadokya Anadolu turlarında 3 gece konaklama yaptığımız noktalardan biri. Anadolu turlarında yabancı turistleri biz 7 gece konaklama veriyoruz en azından. Ve sabah öğle akşam yemeklerini dahil veriyoruz. Daha ucuz fiyat vermek için böyle ekonomik menüler veriliyor. O ekonomik menüler içerisinde ne kadar ekonomik beni verirseniz işte bu tür riskler ele almış oluyorsunuz. Örneğin burada da bizim bir sınıflandırma yapmamız lazım. Yani turistlere verirken akşam yemeklerini
belki de orada da 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız gibi fiyatlandırma yapmak lazım. Yani turiste seçeneğini yaparken işte 1 yıldız kategorisinde bir yemek alırsa maalesef böyle kötü sonuçlara katlanmak zorunda oluyoruz. Duydunuz değil mi? 60 turistimiz zehirlendi ne yazık ki. Bir de şuna değinmek istiyorum. Şimdi biz hep kişi başı turistin bıraktığı gelir diye elde ediyoruz ama artık dünyada şöyle turist gün harcama olarak bakılıyor. Türkiye'de de bu şekilde başlandı bakılmaya. Yani geçen sene itibaren biz artık Turizm Bakanlığı'ndan kişi başı turist harcaması diye bakmıyoruz olaya. Bakanlık da bu şekilde bakmıyor. Gün başına bakıyor. Mesela geçen seneye kadar evvelki sene 60 dolardı. Geçen sene bunu 72 dolara çıkardık gün başına. Neden gün başına diye bakılıyor? Çünkü Bulgaristan'dan günübirlik gelip tıraş olup 10 dolar, 10 euro para harcayan adamın harcamasıyla işte gastronomi turizmi gelip, turizm için gelip işte bir haftada 1200 euro harcayan adamın aynı değil harcaması. Bu nedenle biz turistlere bu şekilde bakmak durumundayız. Yani turist gün harcama olarak bakmak durumundayız. Peki gastronomi turizmini biraz daha derinlemesine konuşalım. Aslında Türkiye bu anlamda ne noktada? Emekliyoruz ama malzememiz çok ve bunları zaman içerisinde hakikaten ortaya çıkartacağız. Büyük emek gerekiyor gastronomi turizmini yönetmeye gelmişler. Fransa'ya gelen turistlerin %70'inin gastronomi turizmi için geldiğini biliyor musunuz? Muhteşem. Günlük ortalama harcamaları 170 euro. Bakın biz 60'larda geziyoruz. Gastronomi turizmi için Fransa'ya gelenler 170 euro para harcıyorlar. Aradaki fark 3 katı, 4 katı rakam. Bu nedenle burada bir hayli yolumuz var. Öyle tahmin ediyorum. Peki. Sizlerin değerlendirmelerini alayım. Gözde Hanım, ben size bir anımı anlatayım. Şimdi gastronomiyi konuşuyoruz. Hakikaten gastronomi öyle önemli bir şey ki. Biz 3-4 sene önce eşimle beraber Dublin'e gittik. Şehir ismi söylemekte şey yapmıyorum. Çok güzel bir şehir bence. İşte müzesi de var, işte şatosu da var. Birçok şey yani bence çok her şey dört dörtlüktü. İkinci günün sonunda eşim dedi ki ben burayı beğenmedim dedi. Dedim ki yani neyini beğenmedin? Hani işte bak şu var, şunu yaptık, bunu yaptık. Hani burada bu kötü müydü? Yok değildi. Peki bu kötü, yok burada da böyle bir şey. Peki neydi? Bilemiyorum. Ben beğenmedim burayı dedi. Şimdi biraz konuştuktan sonra şuraya noktaya vardık. Biz güzel yemek yemedik. Yani yediğimiz yemekler bizim damak tadımıza, bizim keyfimize veyahut da beklentilerimize cevap vermemişti. Şimdi bunun sonucunda aldı bizi yani bütün o şehirle ilgili negatif bir noktaya doğru götürebildi. Onun için hakikaten yani yemek konusu galiba çok çok önemli. Biz neredeyiz dediğiniz zaman evet Cem Bey dedi ki daha emekliyoruz. Çok doğru. Türkiye'deki eksiklerden bir tanesi de şu, standart konusunda zayıfız. Yani daha fazla, örneğin bence Türkiye'nin peynirleri dünya çapında olması gerekiyor. Ama bizim dünya çapında hiç peynirimiz bilinmiyor. İtalyanların, Fransızların peynirleri biliniyor. Bence tek bir sebebi var. Bizim onlardan daha aşağı değil peynir kalitelerimiz ve şeylerimiz ama bizde bir standartizasyon yok. Yani yerel yönetimler işte Kars gravyerine bak Kars gravyeri demen için sen sadece böyle yaparsan üzerine Kars gravyeri yazabilirsin demediği için bugün Edirne, Ezine peynirini de herhangi başka bir yerde istedikleri gibi yapabiliyorlar. İtalya'nın Parmigiano Reggiano diye bir peyniri var. Parmesan dediğimiz. Başka kimse kullanamaz. Bir tek o bölgedeki sütlerden. Evet. Rakibi orada vardır. Grana Padano. Aynen öyle. Yani ve içindeki işte ürünlere kadar, oranlara kadar bunların hepsi kontrol edilir. Vesaire vesaire. Biz bu konuda daha hala yolun başındayız diyeyim hadi. Başlamadık demeyeyim. Çünkü o kadar sizi geliştiriyor ki İtalya'ya giden birisi işte o parmesan peynirini de alıyor. Yani belki 10 euroluk bir şey ama işte 30 milyon kişi de alırsa artı bir 10 euro çarpı 30 milyon oluyor. Onun için orada ciddi bir yemek kültürümüz çok keyifli, yemek zenginliğimiz harika. Dünyadaki 3-4 mutfaktan biriyiz. Yani bu kesin. Yani bunu biz söylemiyoruz. Dünyanın her dört bir tarafında söyleniyor. Ama yine de onun hakkını veremiyoruz galiba. Evet.
ben de birkaç şey söylemek istiyorum gastronomi ile ilgili. Dediğiniz gibi dünyada belki üçüncü durumdadır Türkiye'deki yemekler, medeniyetler sofrası diyoruz yani. Özellikle bunların ön plana çıkarılması anlamında turizmcilere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Bir restorana gittiğiniz ya da Antalya'da 5 yıldızlı bir otele gittiğinizde menüye baktığınızda dediğiniz gibi İtalyan, İspanyol yemek isimleri bilmem ne. Peki bizim Kars kaşarımız ya da tulum peynirimiz oraya Türkçe isim olarak yazılsa, o yabancı merak etse, tadına baktığında o ismini ona öğretsek. Evet. Bu şekilde yurt dışına da açılacak yani. Buraya da geldiğinde adam İtalyan, İtalya'daki peynirini yiyor burada. Şimdi editörümüz Emre Baltan'ın buna yönelik bir kişisel deneyimi var, onu paylaşmış. Hatta ben bunun üzerine soru da yönelteyim size, deneyimini de aktarıyorum. Diyor ki İstanbul'da ne zaman bir uluslararası düzeyde etkinlik olsa menüye baktığımda hep yabancı yemeklerden oluşan bir menü görüyorum. Mesela diyor İstanbul'a gelen Fransız'a kendi mutfağından yemekleri ikram ediyoruz. Aynısı. Neden bu tip organizasyonlarda Türk yemeklerinden oluşan bir Türk mutfağı, Türk kültürü tanıtılmıyor? Evet. Emre Bey de krem şanti veriyoruz ya adama yani. Fransa Fransız yemeği veriyoruz. İtalyana İtalyan işte peynirleri koyuyoruz. Evet. Türkiye'ye getirdiysek o zaman Türkiye'nin kendi lezzetlerini tattıralım. Ve o tatları da isimleriyle yazalım yani. Otelin oraya Türk işte kaşarı yazması, işte Kars kaşarı ya da tulum yazması onun kalitesini düşürmez bence. Oradaki farklılığı, çeşitliliği ortaya çıkaracaktır. Bununla ilgili sadece İstanbul değil. Hani İstanbul'a gelen tabii etkinlikte işte toplantıyla ilgili de geldiğinde bunları menülere koyalım. Artı işte bir Antep'i ön plana çıkarabilelim. Urfa'yı ön plana çıkarabilelim. Adana'yı ön plana çıkarabilelim ki kaldı ki şimdi havaalanları çoğaldı. Ülkemizin her yerine hemen hemen uçaklar gidiyor. Yollarımız çok güzel. Günübirlik gastronomi turları düzenlenebilir. Yurt dışından gelen İstanbul'a misafirlere ekstra bir işte bir Antep'e bir yemeğe götürüp getirilebilir. Sonuçta artık ulaşım teknolojik anlamda her şey mümkün. Ucuzladı ve bence bunu turizmciler, otelciler birliği, işte seyahat ajantaları da ön ayak olarak menüye artık Türk yemeklerinin isimleriyle girmesi bence çok önemli. Bu biraz daha Ali önemli. Bey'in bahsettiği standartizasyonla alakalı olsaydı. Kesinlikle. Aslında standart anlamında bir eksiğimiz yok diye düşünüyorum. Çünkü bakanlık olarak da bunun üzerine çok gidiliyor. Özellikle ki turistik bölgelerde denetlemeler daha fazla. Üretim aşamasında bunların ön plana çıkartılıp üretimden itibaren, ambalajından itibaren bunun sağlanması da çok kolay aslında. Burada iş turizmcilere düşüyor bence. Daha da önemlisi lokanta, restoranlarda menüleri artık Emre Bey'in dediği gibi Türk isimleriyle menüye girmesi gerekiyor yiyeceklerin. Doğru. Demin Ali Bey çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani Fransa'ya giden işte şarabını da alıyor. İşte İtalya'ya giden peynirini de alıyor. Yani bir hesap ettiğinizde 40 milyon turistimiz var. Dünyanın en eski ve usullerde ve en güzel şarapları hakikaten Anadolu'da yetişmiştir. Kapadokya, Mardin bölgesi, Öküzgöz, Elazığ, Erzurum bölgesi. Muhteşem şaraplardır bunlar. Taklit etmeye çalışıp yapamadıkları şaraplardır. Çünkü o toprağı bulamazlar. Yani İşte Kapadokya şarabının ünlü olmasının nedeni lavlarda yetişmesidir üzüm bağlarının. İşte şeyin ayrıdır ve Mardin'in şarabı ayrıdır. Ya her turist bir şişe şarap alsa 400 milyon euro bize ciro yapar sadece şarap. Kars gravyeri alsa 400 orada. 3 tane ürünümüz olsa 1 milyar doların üzerinde, 1 milyar euronun üzerinde ekstra bir gelir demektir bu. Evet. Demek ki Ali Bey dediği gibi standartizasyon ve markalaşma çok önemli. Peki. Şimdi deniz turizmine de biraz değinmek istiyorum ki kruvaziyer turizmi burada çok fazla ön plana çıkıyor. O da Türkiye'de baktığımız zaman aslında İstanbul için biraz daha ön planda. Hı-hı. Galata Port'la beraber özellikle daha çok ismini duyar. İşte hatta nitelikli turist anlamında turist çok fazla çektiğini söyleyebilir. Pozisyona geldik bu aşamada ki yeni bir kruvaziyer limanı daha yapılması planlanıyor diye. Çoktan yapılması gerekiyordu Gözde evet. Hanım. Yani biz İstanbul'daki kruvaziyer turizmiyle ilgili limanla ilgili bence çok yanlışlar yaptık. Ben hatta size hemen şunu söyleyeyim. Yıllar önceydi bir yabancı firma Galata Port Projesi'yi koyarak çıktığında ihaleyi aldı.
daha sonra iptal edildi. Ben diyorum ki rakamı hatırlamıyorum, işte 1 milyar dolara mı alınmıştı, 2 milyar dolara mı alınmıştı? 1 dolara verseydik şu anda daha karlıydı. Yani biz o ihaleyi 1 dolara o gün verseydik, yapılsaydı şu anda çok daha ülkemiz artıda olacaktı. Çünkü adam getirmeye mezun kalacak o gemileri. Kesinlikle, aynen öyle. İkinci bir liman zaten olması gerekiyor. Eğer şimdi bakın, Galata Port projesi bence bir gayrimenkul projesi. Harika olacak, süper olacak. İstanbul'a katma değeri çok fazla olacak. Burada hiçbir yanlışımız yok. Ben de böyle düşünüyorum. Ama orası bir gayrimenkul projesi. Orada harika bir dünya çapında bir otel olacak. Belki birkaç tane daha otel olacak. Çok o bölgeye değer verecek. Karaköy limanımız, Galata Portumuz'da birçok gemiyi ağırlayacak. Ama yeterli değil. Bir defa zaten Karaköy kapasitesi açısından çok küçük. Yani İstanbul'un bence daha Galata Port'tan önce, bu artık yeni köy mü olur, Zeytinburnu mu olur, dışarıda ikinci bir limanının bir an önce yapılmış olması gerekiyordu. Yani cruise konusunda çok yanlışlarımız oldu. Bence bir an önce herhalde tekrar toparlanır. Çünkü şu anda da hiç şey alamıyoruz. Yani biz gemi turizminde neredeyse sıfır çekmeye başladık. Yani şimdi Kuşadası bu sene yaklaşık 250-280 galiba gemi girişi alıyor. İstanbul çok küçük rakamlar. Yani %20'lerde, %15'lerde falanız. 2020'de itibaren inşallah biraz daha iyi olacak. Sizin söylediğiniz gibi hakikaten çok da fazla gelir bırakıyor. Yani gelen turist bir gün kalıyor, günübirlik kalıyor. Ve o günübirlik kalan turist neredeyse 3-5 gün kalan turistten daha fazla aman İstanbul'a geldik veya aman işte Kuşadası'na geldik, işte İzmir bölgesi, o bir gün içinde ciddi bize gelir bırakan bir turist. Yanlışlar yaptık o konuda. Bu önümüzdeki 2020'den itibaren, ama hiç olmazsa Galata Port'un açılması da açılacak bildiğim kadarıyla, önümüzdeki sezona hazır olacak diyorlar. Yavaş yavaş kapatacağız o açığımızı. Bana kalsa ben Galata Port'u, hani Galata'da böyle bir şey yapmazdım. Dışarıdan baktığınız vakit İstanbul Boğazı'nın girişinin muhteşem ve çok büyük bir yerini kaplıyor. Oraya da en fazla 3 veya 4 tane gemi sığdırıyorsun. Ama bizim boğazımızı, bizim kıyılarımızı öldüren bir proje orası. Onun yerine yeni kapıya üstelik 3 tane 4 tane değil 20 tane gemi sığdırabilirsin. Eski şehrin tam göbeğinde olan bir yer. Ve hiçbir zaman da boğazımızda değil, yani İstanbul Boğazı'nda değil ve tehlike de arz etmeyecek bir noktada. O bölge yine tehlike de arz edecektir gemilerin yanaşıp ayrılması noktasında. O yüzden Karaköy eskisi için belki normaldi İstanbul küçükken oradaki proje, ama bence iyi bir yer değil orası. Dışarıdan baktığınız vakit İstanbul'un kalbine böyle bir bloklanmış olduğunu görüyorsunuz. Peki yani müze turizminin çok önemli olduğunu da söyleyebiliriz bu noktada ki nitelikli turistin daha çok işte ilgi alanlarından biri müze turizmi ki gerçekten de değerlerimizi korumak, göstermek, yaşatmak, tanıtmak anlamında hem küresel olarak hem Türkiye için konuştuğumuzda önemli. Böyle bir lokasyonda olması oraya daha bir artı değer sağlamaz mı sizce? Bir şey fark etmeyecek ki. Sonuçta siz Topkapı'ya götürürken Karaköy'den de yürütmeyeceksiniz. Yine otobüsle götüreceksiniz. Yeni Kapı'dan da oraya otobüste götüreceğiz. Yeni Kapı'dan çok daha kolay. Hatta Yeni Kapı'dan neredeyse yürüyerek siz hipodroma götürebilirsiniz insan. Ayasofya'ya bile yürütebilirsiniz oradan. Yani Yeni Kapı 1000 kat daha iyi bir yer Karaköy'e göre. Müze turizmi turizmine gelince daha muhteşem bir şey yok. Bakın turizm zaten katma değeri en yüksek endüstridir. Bugün otomobil endüstrisi var Türkiye'de, çok gelişmiş. Bunun %1'i katma değeri yok. %1 katma değeri. Çok kısa bir süremiz kaldı. Ben Adnan Bey'e de söz vermek istiyorum. Tabii. Ben de bu kruvaziyer turizmiyle ilgili Cem Bey'e katılıyorum. Yani konumlandırılan alan çok sıkışık ve metropol bir şehirde ulaşımda da sıkıntılar var. Oradan araçların girip o yolcuyu gemiden alması toplu halde evet. Bir çıkış. Bulunduğu bölge itibariyle trafik yoğunluğu artı o turisti götürdüğümüz alanlarda parklanma sorunlarımız büyük. Yani onun için ben de Yeni Kapı tarafına doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Hem araçlar aldığı zaman sahil boyunca Topkapı Sarayı, işte hipodrom, o bölgelerde indirerek hatta yolcuyu
parklanma alanlarında sorun olmayacağı bölgeler. Ben de bu anlamda size katılıyorum, evet. 25 milyon turist İstanbul'a getirmek istiyorsak bunların yapılması lazım. Evet. Belki biraz da öyle toparlayabiliriz. İstanbul daha çok daha fazla turisti kaldırabilecek potansiyele sahip. Biz bir Barcelona değiliz, biz Venedik değiliz. Oralarda daha fazla turist istemiyorlar. Haklılar da, çünkü oraların potansiyeli o kadar. Ama İstanbul öyle değil. Bence İstanbul şu andaki turizmin iki katına yakınını halen ağırlayabilecek kapasitede. İnşallah o günleri de göreceğiz. Peki efendim. Süremizin sonuna geldik. Ben tekrardan konuklarımı takdim etmek istiyorum. Cem Polatoğlu, Tur Operatörleri Platformu basın sözcüsü. Ali Onaran, Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı. Ve Adnan Değirmenci, Turizm Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız, değerli biz yorumlarınız için. Biz bugün... Teşekkür ederim ben de. Ekonomi Masası'nda turizmi değerlendirdik efendim. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik diyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.